Nebe. Toplantı kontrolleri pencere. Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi bir buluşma, iyi bir ders diliyorum. Tabii şu an akşam olduğu için iyi akşamlar diliyorum. Engelsiz Eğitim Derneği'nin pardon, Engelsiz Erişim Derneği'nin eğitim çalışmalarının 7. sezonunun müzik armoni ve müzikte teorik kısımlar adlı bir türlü söyleyemedim başlığını ama neyse aşağı yukarı öyle yani. Dersinin 10.sunu bugün yapıyoruz. Ben Kerim Altınok, katılımcı arkadaşlarımız ve Koray hocamız, Koray Sazlı hocamız da burada sağ olsun bize destek veriyor. Bilmiyorum Ömer hocam da katıldı mı? Evet, bugün 3 tane konu belirlemiştik anlatmak üzere. Birincisi efendim derecelerin özel adları, kısa bir konu olacak bu. İsimlerini söyleyeceğiz, geçeceğiz aşağı yukarı. İkincisi alterasyon sesleri ve dolgu akorları diyelim. Üçüncüsü de ikinci çevrilmiş akorların kullanım şekilleri. Şimdi hemen ilk konudan başlayalım. Akorların özel adları. Hep do majörden alıyoruz. Bir başka tonu alalım. Neyi alalım? La majörü alalım. La majör dizisi la si do diyez re mi fa diyez sol diyez la la sol fa mi re do si la şeklinde bir majör dizi. Bunda üç tane diyez var. Fa diyez, do diyez ve sol diyez. Evet, şimdi akorlarımız her zaman olduğu gibi majör tonda akorlar 1, 4 ve 5. derecelerde majör, 2, 3, 6'da minör, 7. derecede eksik 5'li minör akor. Minör eksik 5'li akoru şeklinde oluyor. Yani 3 tane majör, 3 tane minör, bir tane de eksik 5'li minör akoru var. Şimdi 1. derece akorumuz la majör. Bu gitarla çalıyorum, gitar çaldığım için, piyanoyu çalamadığım için. Şimdi biraz akort. Tamam, la majör. 1. derece akoru. Buna arkadaşlar ne diyorduk? Tonik diyorduk. Şimdi 4. derece akorumuz, önce güçlü derecelerden başlayalım. 4. derece akorumuz re majör. Buna alt dominant diyorduk. Niçin alt dominanttı? Çünkü 5. derece dominanttı. Bunun bir altında kaldığı için buna alt dominant diyorduk. 5. derece akorumuz mi majör. Bu mi sol diyez si. Re majör akoru re fa diyez la'ydı. Bu da dominant akorumuz, yani çeken akorumuz Türkçesi. Bu bizi toniye, yani la majöre, 1. derece akoruna çekmeye çalışıyor. Bu arada 4. derece akoruna yabancı, yani Latince diyelim herhalde, tabiriyle, müzik diliyle diyelim, subdominant da deniyor. Dominant 6. Şimdi bunları söyledik. Şimdi diğer derecelerimiz daha çok yardımcı dereceler oluyor. Bunları da şöyle düşünebiliriz. Mesela 2. derece akoru minör akordur. Si minör. Bu mesela re majör akorunun, yani 4. derece akorunun üçlü gerisinde bir akor. Yani si, do diyez, re. Si minör akoru ve re majör akoru. Bu si minör akoru re majör akorunun yardımcısı oluyor. Yani aslında bir temel akorun, yani 1, 4, 5. derecelerden birisinin üçlü kalınındaki ve belki de incesindeki akorlar. Onları birazdan Koray Hoca'nın da bir fikrini almak isterim. Benim aklımda kaldığı kadarıyla hani pezdeki, üçlü pezdekine birinci yardımcı gibi bir şey hatırlıyorum ben Timur Hoca'nın derslerinde. Onu naklediyorum size ama daha detaylı bilgiyi de Koray Hoca'dan rica ederiz. Si minör akoru bu durumda re majör akorunun, yani alt dominant akorunun birinci yardımcısı oluyor. Üçüncü derece akorumuz yine bir minör akor.
Do diyez. Si, do diyez. Do diyez. Do diyez, mi, sol diyez. Do diyez minör akoru bu. Bu da hangi derecenin oluyor bu sefer? O da mi majör akoru, yani beşinci dereceli akorumuz olan çeken akorumuzun birinci yardımcısı oluyor. Do diyez minör, mi majörün yardımcısı oluyor. Geçiyoruz. Re majöre gelmiştik. O zaten var, mi majör var. Altıncı derece akorumuz var bu arada, pardon. Altıncı derece akorumuz, düşünecek olursak, altıncı derece akorlarımız majörlerde hep minör oluyor. Burada da la, si, do, re, mi, fa diyez, fa diyez geldi. Fa diyez, la, do diyez şeklinde oluşan akor bu. Bu da minör akor, fa diyez minör akoru. Bu da neyin birinci yardımcısı oluyor? Düşünürsek enteresandır. Bunun üzerinde, yani üçlü yukarısında ne var? Fa diyez, sol diyez, la var. Yani la majör akoru var. Yani tonik akor var. Tonik akorunun birinci yardımcısı oluyor. Yani bir bakıma da hani kırık kalıştan hatırlıyoruz. Kırık kalışta 5-6 yaptığımızda kırık kalış oluyordu ya. İşte bu 6. derece hani neye benziyor? La majöre benziyor. Toniğe benziyor ama tam tonik gibi değil. Birazcık yumuşak, daha hüzünlü tınlıyor ve o kadar sert düşmüyor. O kadar mükemmel kalış duygusunu vermiyor. Şimdi aslında burada şunu da görüyoruz. Neden bu hani güçlü olmayan veya çok işte ana dereceler 1, 4, 5 dışındaki derecelere böyle isimler taktık biz? Mesela neden aralarında üçlü ilişki olduğu için böyle bir yakınlık tesis etti bunlar? Çünkü aralarında üçlü ilişki olursa, üçlü fark olursa zaten bu akorların iki sesi ortak oluyor matematiksel olarak. Bir sesi farklı oluyor. İşte mesela ne dedim? La majör akoru, la, do diyez, mi'ydi. Birinci derece akoru, majör akordu. Altıncı derece akoru dediğimiz fa diyez minör akoru, fa diyez, la diyez, do diyez. İçinde la diyez ve do diyez var. Ama mi yerine fa diyez var. Ve o zaten o fa diyez bütün o sertliğini götürüyor. Ama sonuçta iki sesi ortak, bayağı benziyorlar. Böyle bir ilişki kurulmuş. 7. derece akorunun yorumunda yine Koray Hoca'ya bırakarak ben önce şöyle yapalım isterseniz, hani Koray Hoca'mız toparlamadan evvel bu konuyla ilgili soru varsa onu alalım, ondan sonra da Koray Hoca'dan bir yorum rica ederim. Galiba sorumuz yok. O zaman Koray Hocam buyurun. Hocam teşekkür ederim. Çok güzel açıkladınız ama sizin ilk başlarken söylediğiniz şeyi biraz tamamlamak için, dereceleri ve isimlerini söylerken bunu tamamlamak için bir katkıda bulunmak isterim öncelikle. Birinci derece, arkadaşlar bu derece kelimeleri armonik analiz açısından ve armoniyi tanımlama açısından Roma rakamıyla kullanılan rakamlar aslında bunlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci dereceler gösterilirken hep Roma rakamıyla gösteriliyor. Birinci derece denilen akor, Kerim hocamızın da söylediği gibi la majör akoru, bizim ana noktamız olduğu için bir la majör dünyasında birinci derecenin fonksiyonel karşılığı, şimdi söyleyeceğim kelimelerde bunların fonksiyon karşılıkları, Roma rakamıyla bir diye tabir ettiğimiz o ana dünya tonik, Kerim hocam söyledi zaten bunu, Türkçesi de eksen. Çünkü bizim ayağımızı zemine bastığımız yer burası, eksenimiz. O yüzden biz parçaya başlarken de biterken de eksen duygusunu vermek durumunda kalıyoruz. Çünkü eksenimiz kaymasın diye. İkinci derece ve üçüncü dereceye geçeceğim. Ben de Kerim Hoca'nın yolunu takip edeyim. Ana şeyi söyleyeyim. Dördüncü derece subdominant demişti hocamız. Beşinci dereceye de dominant demişti. Bunların bir tanesi Türkçe'de çeken, diğeri de alt çeken diye geçiyor. Çeken olan dominant,
subdominant olan veya subdominant olan, Fransızcası ve İngilizcesi bunlar, alt çeken diye geçiyor. İkinci derece, yine hocamızın söylediği yan dereceler veya yardımcı dereceler, ikinci derece hemen toniğin üstünde olduğu için buna İngilizce'de süpertonik diyorlar. Hemen toniğin bir üstü olduğu için. Tonik üstü. Evet. Bunun yani İngilizce karşılığı süpertonik. Zaten biz bunu aslında Türkçe'de de gayet literatüre oturmuş bir şekilde kullanıyoruz aslında bu kelimeyi de. Süper kelimesini. Siz de bilirsiniz. Mesela Superman. Değil mi? Evet. İnsan üstü. Veya süpermarket. Market üstü. Bu kelimeyi zaten kullanıyoruz. Yani süper deyince böyle vaa wow! falan denir ya. Öyle değil aslında. Üst bir şey gösteren bir tabirdir. İkinci derece, yani hocamızın da söylediği gibi dördüncü dereceyle ilintili olması hem üçlü aşağısına tekabül ediyor, hem de ana fonksiyonu düşünürseniz, yani dördüncü derecenin akorunu düşünürseniz, re, fa diyez, la akoru, hocamız da gitarla çalmıştı, re, fa diyez, la akoruna bastaki sese göre bir altılı eklerseniz, yani akoru re, fa, la, si yaparsanız, bu zaten re, fa, la akoruyla onu sadece eklenmiş bir altılıyla cazcıların yaptığı gibi duyurmuş olursunuz. Bu re, fa, la, si akoru kök haline getirildiğinde, yani si, re, fa, la haline getirildiğinde yedili bir akor oluyor. İşte o la'sını atınca aslında elimize kalan si, re, fa. Dolayısıyla evet. Türkçe'de ikinci derece akorunun fonksiyonel ismi alt çeken ek altılısı. Alt çeken? Alt çeken ek altılısı. Ya da alt çeken ek altılı. Çünkü alt çeken sesine eklenmiş, daha doğrusu alt çeken fonksiyonuna eklenmiş bir altılı. Re fa la si'ye, re fa la'ya eklenmiş bir si sesi, yani altılısı ekleniyor. Onun da kök hali si re fa oluyor zaten. Si re fa la oluyor. Ama o yedili akor, beşli hale getirdiğinizde de elinizde si re fa kalıyor. Diğer fonksiyonlar da aynı aslında böyle. Hocamızın söylediği do mi sol de, do diyez mi sol diyez akoru da. Evet, çekenin üçlü aşağısı. Ama aynı şekilde mi sol si akoruna eklenmiş bir altılı. Mi sol si do diyez akoru aslında o. Onu kök haline indirdiğinizde do mi sol diyez oluyor. Evet. Diğer altıncı derecede, ha bu arada üçüncü dereceye mediant diyor. İngilizcesinde mediant diye geçiyor. Orta mı? Orta mı demek oluyor acaba? Değil mi? Evet. Mediant ama sanıyorum üçle alakalı bir şey. Ha, üçle alakalı. Evet. Evet. Altıncı derece, yani eksenin birinci derecenin üçlü aşağısındaki, hocamızın söylediği gibi, onu da düşünürseniz la do mi akorunu, la do diyez mi akorunu düşündüğünüzde la'ya göre fa diyezi eklediğinizde, yani bir altılı eklediğinizde akor la do mi fa diyez olur. Onu da kök haline getirdiğinizde fa la do mi olur. Onu da dediğim gibi yedili sesi aslında o. Mi'yi attığınızda fa la do kalır elinizde. O da eksen ek altılısı diye geçiyor Türkçe'de, terminolojide. Bunlar fonksiyonel isimleri. Buna da İngilizce'de submediant veya submediant diyorlar. Biri mediant, üçlü yukarıda. Biri submediant. Aynı dominant ve subdominant olduğu gibi. Biri üç üstte, biri üç altta. Bunlar fonksiyonel isimler hocam. Tamam. Sizin söylediğiniz gibi yedinci dereceye gelince bu biraz majör tonda ve minör tonda değişiklik arz edebiliyor ama biz majörde de minörde de aslında yedinci derece akorunu aynı kullandığımızı farz ederek söylüyorum şu anda. Yedinci derece akoru aslında bütün bu demin anlattığım yan derecelerdeki mantık gibi aslında si, re, fa akoru temelinde fonksiyonel olarak çekenle bağlantılı bir akordur. Aslında çünkü onun kökünde sol sesi vardır. Sol, si, re, fa akorudur o. Ama solü atılmıştır. Dolayısıyla o da çeken fonksiyonuyla, beşinci dereceyle ilintili bir şeydir. Dolayısıyla yapıdır. Dolayısıyla parçaları bitirirken, birinci dereceye giderken ya beşten ya yediden gidilir. Buna direkt yedinci derece ismiyle kullandığımızda yedinci derece diyoruz.
Fonksiyonel ismi olarak da ona İngilizce'de leading tone dedikleri, yani yeden sesi üzerine kurulmuş bir beşli akor veya köksüz çeken yedili diyorlar. Çünkü akor yedili halde düşündüğünüzde sol si re fa, kökünü atarsanız elinizde bir tek si re fa kalıyor solünü attığınız zaman. Onun da fonksiyonel ismi çeken köksüz yedili. Bu da dominant without root diye geçen bir kelime İngilizce'de. Fonksiyonel isimleri bunlar hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Yani şu buradan şunu anlıyoruz. Akorların birbiriyle akrabalığı üstüne kurulmuş bir sistem bu. Bu arada ben de bu akşam şimdi yatınca bu ilişkileri kafamda inceleyeceğim. Çünkü bu şekilde isimleriyle, yani fonksiyon adlarıyla çok çalışmamıştım. Yani onları böyle biraz kafada inceleyip yerleştirmek lazım. Ve hemen şu anlaşılıyor hep, yani bu şekilde bir yedili veya altılı ve yedililer düşünülüyor. Yani o aslında klasik müzikte hani cazda olan şeyler hiç de yok değil, yani onu anlamış oluyoruz. Çok teşekkürler Koray'cığım. İyi oldu bu. Çok çok doyurucu oldu. Ben teşekkür ederim. Caza da zaten aslında klasik müzikten geçiyor hocam caza. Evet, evet. Zaten işte ben bir kitapta gördüm. Yani caz müziği, geçenlerde bir yorumcu bir hata yaptı bir konuşmada. Caz müziği işte atonal bir müziktir falan dedi. Sonra yorumlar gelmiş. Abi sen ne yapıyorsun? Yani çok güzel şeyler söylüyorsun falan da, ama yani bu konuda çok şey yapmadım. Yani bilmeden gerçekten konuşmuş oluyor. Çok bilgili bir insan başka alanlarda ama ismini vermiyorum şimdi. Bir tarihçi. Ya caz atonal müzik değil. Caz tamam tonal müzik. Ama hani biraz daha belki farklı kullanış şekilleri falan var. Yani onu o açıklanabilir ama atonal bambaşka bir şey yani. Peki o zaman bu konuyu böyle tamamlamış olduk. Dereceleri genel olarak bir tanımış olduk. Şimdi arkadaşlar yine çok fazla uygulama yapmadan, sadece gitarla biraz duyurarak vermeye çalışacağım bir konu var. Bu da alterasyon notaları ve dolgu akorları. Bu tabii adlandırmalar, terminolojiler bayağı değişebiliyor. Bazı tabii armoni hocalarının işte Dubois, mesela Dubois ekolü vardır. Hani bir Dubois'un armoni kitapları var. O izlenir falan, ama tabii her armoni hocası, işte bizim hocamız mesela rahmetli Timur Selçuk da yani anlatımında belki kendine göre bazı Türkçeleştirme kelimeleri falan kullanırdı belki. Şimdi mesela do majör tonunu düşelim arkadaşlar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. 7 tane değişik ses, nota. Ve biz bunun içinde kaldık. Zaten hani bir klasik müzik parçasında bir parçanın bir tonda gitmesi olasılığı pek yok. Yani çünkü biraz süre uzadıkça kulak artık doyacak ve bir iklim değişikliği isteyecek. Dolayısıyla işte modülasyon konusunu onu da göreceğiz yakında. Modülasyon şekillerini modülasyon yapmak gerekir. Ama modülasyon yapmadan evvel ufak nota değişiklikleriyle de tona biraz zenginlik kazandırılabiliyor. Ve o zaman aslında ilginç olan şey şu. Tona diyelim ki do majör tonunda bir re diyez giriyor mesela. Veya fa diyez giriyor. Ya da belki do diyez giriyor. Ama bunlar tonu değiştirmiyor. Biz yine do majör tonu içinde kalıyoruz. Bir önemli bir sonucu bunun. Donanım işaretleri dediğimiz portenin o üst tarafına başlangıca konan tek diyez, iki diyez, üç diyez gibi işaretler asla değişmiyor. Yani do majör sıfır arızaysa bunlar parça içinde do diyezse do'nun önüne konuyor, fa diyezse fa'nın önüne konuyor, re diyezse re'ye konuyor, ama donanıma hiçbir şey yansımıyor. Tabii diğer tonlar için de aynı şey geçerli. Şimdi burada mesela bakalım, düşünelim do majörde. Evet, do majörde mesela fa diyez notası girdiğinde nasıl bir akor aklımıza geliyor? Hemen söyleyeyim.
Mesela fa diyezi koyunca bir re majör akoru kurulabilir. Yani daha doğrusu fa'yı diyez olarak alırsak re minör, do majör tonunda aslında fa'lar bekardır. Diyez olarak alırsak re üstüne kuracağımız akor re fa diyez la olur. Bu şimdi do majörde yok bu. Aslında re minördü do majördeki ikinci derece akoru değil mi? Buydu. Hani buydu. Şimdi bu bize şunu çağrıştırabilir. Re majör akoru bir majör akor ve re majör akoru eğer bir herhangi bir tonun ya da bir tonun çeken akoru olarak düşünülürse o bir yere gitmek ister. Nereye gitmek ister arkadaşlar? Bir düşünelim. Re majör akoru hangi tonun beşinci derecesidir? Artık böyle düşünmedi. Sol majörün. Hangisinin? Sol majörün. Sol majörün. Çok güzel. Sol majör çünkü sol, la, si, do, re. Beşinci derecesi re'dir. Sol majör tonunda bir tane arıza vardır. Fa diyezdir. Re, fa diyez, la'dır o da. Re majördür. Şimdi bu akor mesela do majör tonunun içinde birdenbire karşımıza sürpriz olarak çıktığında sol majöre gitmek isteyebilir. Mesela şöyle bir düşünelim. Do majör, fa majör, re majör, sol majör. Şimdi hiç de fena olmadı değil mi? Orada bir fa bekar birden fa diyezleşti. Vesaire vesaire. Şimdi burada arkadaşlar işte sanıyorum geçen haftalardan birisinde yani ya önceki hafta ya da bir önceki hafta Koray Hoca bahsetmişti. Bir tonun içindeki derecelerin beşi denen bir terminoloji karşımıza çıkıyor. Buna mesela beşin beşi deniyor. Böyle bu biraz ilk anda söylenildiğinde hani ya ne demek ne abi sen ne diyorsun gibi bir şey çıkıyor ama geliyor ama hani azıcık alışıldığında hemen anlıyorsun. Hani hangi derecenin beşi dersek o dereceyi bir tonun ekseni gibi kabul ediyoruz ve onun çekenini buluyoruz. Şimdi mesela burada bu böyle bir durum var. Ne kadar güzel do majör, fa majör, re majör, sol majör. Neredeyse bir karar yapmış gibi olduk. Ama mesela diyelim ki parça devam ediyor. Tekrar diyelim do majör diyor falan. Yani anlıyoruz ki sonraki bir iki akordan hemen anlıyoruz. Mesela bakıyorsunuz hemen do majör geliyor. Hemen fa majör geliyor. Hemen re minör geliyor. Aa diyorsun abi. Oradaki fa diyez şey değilmiş. Kalıcı değilmiş meğer. O öyle bir gözüktü. Bir renk oluşturdu. Geçti gitti diyoruz. İşte beşin beşi oldu. Şimdi mesela bir de mesela ikinin beşine bakalım. Şimdi do diyez dedik. Do majör var. Peki do diyez do majörde var mı? Yok değil mi arkadaşlar? Ama ben do diyezi bir hani sansibil gibi düşünüp bunu mesela la üzerine bunun olduğu bir akor kurarsam ne olur? La hani bunu ortası üçlü olarak kabul edersem hangi akoru bulurum? Siz söyleyin arkadaşlar. La majör. La majör, la, do diyez mi, bu akor. Şimdi la majör akoru do majör tonunda var mı? Yok. Do diyez yok. Do diyez yok çünkü bizim la üzerine kurduğumuz akor 6. derece akorumuz la minör. La majör kesinlikle değil. Şimdi o zaman mesela şöyle bir şey olduğunu düşünün. Gelsin mesela. Re minör, yani do majör, fa majör, la majör. Do majör, fa majör, re minör, la majör, re minör gibi bir şey yaptık. Bakın. Devam da ettim. Birinci derece, dört, iki, ikinin beşi, iki, beş, eksen, do majör, fa, re minör, la majör, re minör, sol majör, do majör. Bakın neredeyse yine bir mükemmel kalış yaptım. İki, beş, bir yaptım. Re minör 2, sol majör 5, do majör de 1. Ama parçanın içinde bir yerde bir la majöre gittim geldim. Şimdi bu o kadarcık do diyezin gözükmesi ve o la majör akorun gözükmesi burada
şey mi yani, bu yazık günah yani, şimdi bu tonu değiştirecek mi? Hayır. Bu, biz yine bunu armonik olarak analiz ettiğimizde do majördeyiz biz arkadaşlar. Ve buradaki la majör akoruna da efendim 2'nin 5'i deniyor. Yani sanki re minör tonundaymışız da biz, re minör eksenmiş bir şeyin birinci derecesiymiş ki, yani re minör tonunun birinci derecesi olur o. Onun da beşinci derecesi re, mi, fa, sol, la dediğimiz zaman, ama onun üstüne la, do diyez mi diye majör akor kurduğumuz zaman, çekeni kurduğumuz zaman, o zaman bu beşin beşi oluyor. Şimdi aynı bunun gibi o zaman bunu sorayım size. Belki videoyu kısa bir süre için durdurup düşünme süresi verebiliriz. Hemen sorayım sorumu. Sorudan sonra durdurabiliriz. Re diyezi alterasyon, yani değiştirici nota olarak do majör tonunun içine ithal edersek, eski tabiriyle yani alırsak, bu düşünün, deminki örnekleri aynen düşünün. Hangi akor olabilir? Hangi akorun, hani diyelim biraz tiyo da verelim, üçlüsü olabilir? Hangi çeken akorun ve dolayısıyla hangi akorun neyin beşi olur bu? Diye bir size sormuş olayım ve birazcık ara verelim. Evet, çalın. 3, 2, 1. Evet efendim arkadaşlar, cevabı buldunuz mu? Bulduğunuzu biliyorum. Eminim. Elif, sen mi söylüyordun? Veya başka söylemek isteyen arkadaş var mı? Peki. Ben söyleyeyim o zaman. Buyurun. Üçün beşi, yani mi minörün beşlisi, o da si majör. Çok güzel. Si majör akorunu biz mi minör, do majör tonunun içine ithal ediyoruz. Ama kısa bir süre gözüküyor ve modülasyon yapmıyor açıkçası. Şöyle yani, ben arkadaşlar bu arada tabii yani Koray Hoca beni mazur görsün. Bu örnekleri şu an irticalen çalıyorum. Hani aslında belki düşünülse daha biraz daha hani şey yapılabilir. Daha da böyle tona ilişkin akor bağlantıları da verilebilir, ama ben şu anda yani aklıma ilk gelen akoru çalmaya çalışıyorum hemen. Şimdi do majörle başlayalım. Biraz tanıtalım do majör. Do majör. Dördüncü deri fa majör. Sol majör. Mi minör. Si majör. Mi minör. La minör. Sol majör. Majör. Sol. Söyleyemedim. Sol majör. Do majör. Biraz eksenden şey oldu arkadaşlar. Fazla la minör gibi tınlattık ortalığı da, hissetmişsinizdir muhtemelen. Yani o mi minörden sonra bir de la minöre gidince Allah Allah oldu o. Yani birdenbire mi minörün ana derecelerini, ana 1-4-5'ini verince benim oralarda kalacakmış gibi oldu değil mi? Evet evet, kulağım da saptı yani, o birdenbire sol majör do majöre dönemedim. İşte böyle vermemek lazım. O zaman belki de mi minöre giriyor oluruz, modülasyon yapıyor oluruz. Biraz daha mantıklı bir şey bulmaya çalışalım. Do majör, fa majör, re minör, si majör, mi minör, re minör, sol majör, do majör gibi bir şey yaptık arkadaşlar. Yani yani önemli olan şu, mi minörün orada kısa duyulması, si majör akorunda, pardon, si majörün kısa duyulması, o re diyezin çok fazla tekrar etmemesi. Şimdi ve arkadaşlar zaten hani modülasyon konusunda da göreceğiz. Hani şimdiden söylemekte hiçbir mahsur yok. Modülasyon, yani ton değişikliği de aslında böyle olacak. Hani modülasyonun bir şekli, yakın bir tonun bir arızasını ithal edeceğiz. Hani mesela işte fa diyezi ithal etmek demek, zaten fa diyez birinci arızadır değil mi? Si bemolü de ithal etseydik, o da bemollü tonların birinci arızası. Yani si bemolle başlıyordu, fa majör tonuydu. Böyle bir tane bemolü veya diyezi ithal edeceğiz işin içine. Mesela re diyezi de ithal ettiğimiz, re diyezli bir ton yok ama re diyez biliyoruz ki biz mi minör tonunun sansibili. Armonik mi minörde sansibili olduğu için bir bakıma hani oraya bir göz kırpmış olacağız. Mesela orada hop diye yavaş yumuşak bir şekilde mi minöre kayacağız. Mesela do majörden. O ne olacak? Yani ortak akor mi minör zaten do majörün. Yumuşak bir geçiş olacak. Vesaire vesaire. Şimdi
Ama biz burada geçmek istemiyoruz, uzaklaşmak istemiyoruz. Bir örnek vereceğim. Bunda telif yiyeceğimizi zannetmiyorum çünkü ben söyleyeceğim. Hani kırık gitarımla ve mütevazı sesimle. Dolayısıyla herhalde profesyonel kayıt gibi tanımayacaktır o bizim o Beatles kaydı gibi. Şimdi şöyle bir parça var arkadaşlar, biliyorsunuz. Bir şarkısın sen. Do majörde. Do majör, fa majör, sol majör akoru kullanılır. Bir yerde mi minör kullanılır. Yani üçüncü derece tabii. Bir şarkısın sen. Fa majöre gittim, do majöre döndüm. Ömür boyu. Bu tatlıdır. Üçüncü derecedir bu. Ömür boyu. Mesela ömür do majör ama ondan sonra sol majöre de geçilebilir. Ömür boyu süre. Hatta öyle de geçtik. Ömür boyu sürecek. Bu sol majörde kalınabilirdi ama orada bir mi minör yapılır. Biraz sıkıntı, yani monotonluktan kurtarır. Ömür boyu sürecek. Jack'te de mi minöre dönülebilir. Ömür boyu. Ha yok, öyle oldu. Evet. You derken sol majöre dönülsün. Ömür boyu sürecek. Şimdi fa majör denir. Du. Bakın burada bir şey yapmayacağım şimdi. Dudaklarından. Fa majörden re minöre geçtim. Dudaklarından. Peki sol majör çekene gidiyorum. İkinci dereceye gelmiştim. Yıllarca düşmeye, hatta bir yediri yaptım. C eksene döndük. Şimdi burada ben bir dinliyorum, bir piyanist mi çalıyor artık ya da radyoda bir albümden mi bir yerden dinliyorum bir şeyde. Şöyle yaptı. Dudaklarından. Bakın. Dudaklarından. Aa bu ne ya? Şimdi elde gitar akoru çıkarmaya çalışıyorum filan. Yani şimdi do majörün akorları hani kolay bulunuyor filan da. Ya buraya var, orada bir ses var ya böyle bir, ama yani bir ses var böyle, tanıyamıyorum ama. La majör nereden geliyor ya? Ha ya, majör gibi bir şey tınlıyor. Yabancı bir ses var ama çok da güzel oluyor ya. Hani bir böyle bir şey ittiriyor sanki insan. Ha sonradan işte öğrendik ki efendim o işte do majör akorunun içine sokulmuş bir la majör akoruymuş. O do diyez oraya gelmiş. Ve aslında o, bakın, fa majör, la majör, re minör. Tam da ne kadar tatlı. Dördüncü dereceden ikinci dereceye düşmek yerine dörtten, yani fa majörden önce la majör yapıyor ve re minörü oradan çözülüyor. Dolayısıyla bu sefer bakın yine nedir? Dördün beşini kullanıyor. Dördün beşi. Çok doğru mu söyledim? Evet. Doğru mi fa değil mi? Fa majörün özür diliyorum. Pardon. İkinin beşi. Dördüncü dereceden ikinci derece re minöre gelecekti. Hayır. Araya bir ikinin beşini, yani re minör, ikinci derece akor olan re minörün çekeni olan la majörü koydu ve oradan re minöre gitti. Bakın şöyle. Dudaklarında. Ne kadar güzel. Ve arkadaşlar çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. O çok benim hoşuma gidiyor bu. Bak la si la sol fa diyor. La si. O si sesi nerede geliyor? Hangi akorda geliyor? Siz söyleyin. La si la sol fa. Hangisi? Yedili mi alıyor re? Şöyle, şöyle yani. Şunu demek istiyorum. La majör akoruna denk geliyor si. Dikkat ettiyseniz melodide, hani melodinin biraz hani aşkın taşkın olmasını bırakıyorum akora, hani si, yani la do diyez mi akora içinde si'nin işi var, onu ayrı konuşuruz ama benim hoşuma giden şu: melodide o do diyez yok. Yani siz melodi partisini görseniz, hani üstteki dizeye, porteye melodi yazılsa, melodide do majörü bozan bir şey yok zaten. La si la sol fa diyor adam ama altta bizim beyefendiler veya hanımefendiler, işte flütçüler, gitarcılar falan, alttaki o akorları çalarken birisi orada do diyez basıyor. Yani ve o çok güzel bir renk katıyor. İşte arkadaşlar, alterasyon sesleri ve bunların hani dolayısıyla beşin beşi, dördün beşi olmaz. Dördün beşi olmuyor. İkinin beşi, üçün beşi, bu arada altının beşi de var değil mi? Tabii altının beşi. Mesela do majörde mi majör akoru. Onu söylemiş olayım. Mesela ne olur? Do majör, fa majör,
Re minör, re minör, mi majör, mi minör, sol majör, sol majör, do majör. Bakın o şöyle söyleyeyim. Birdenbire mi majörün yani la minör 6. derece olan la minörün yani altının 5'i dediğimiz mi majör akorunun oraya girmesi yani solisti öyle bir şaşırtabiliyor ki ben biraz sonra yani tonun akorlarına döndüğümde ki zaten yine tondayım. Birdenbire o sol majörü söylerken abi yani insan bir hani bir sıcak bir soğuk gibi oluyor. Birdenbire o sol diyezi duyduk. O sol diyez do majörü o kadar yabancı ki adam çeken ya sol. Yani bir anda biraz bayağı bir yabancılık hissettiriyor ve doğrusu insan tökezleyip o soli diye böyle birazcık solist yani bir de melodiye çok alışmamışsa ben şimdi burada kafadan söylüyorum. Yani çalıştığım bir parça olduğunda onda sıkıntı olmaz ama burada böyle rastgele söylerken bir hafif ayağımı kaydırabiliyor gördüğünüz gibi. Böyle bir durum var. İşte bu hep bunlar ton kavramından oluyor arkadaşlar. Biz yani tonik düşündüğümüz için armoni bu şekilde şekillendiği için bizim tabii beynimiz ona göre şekillenmiş. O yani ama sağlam bir yapı olduğu da kesin. Yani her ne kadar Schönberg'ler, Albenberg'ler, koral sazlılar bu tabii tonal armoniyi artık zorluyorlarsa da ve 20. yüzyılda bu değişmişse, aşılmışsa da bu da tabii geçmişimize imzasını atmış bir sistem. Şimdi benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Soru var mı? Sizin de varsa alalım. Benim de aslında Koray Hoca'ya bir sorum olacak. Bu konuyla ilgili bir genel bir yorum da kendisinden rica ettikten sonra benim de sorum olacak ama önce öğrenci, dinleyici arkadaşların diyelim, öğrenci de değil, katılımcı arkadaşlarımızın hepsi ayrı ayrı değerler zaten. Onların sorusu var mı diye bir sormuş olalım. Benim bir sorum var. Evet. Buyurun. Şimdi geçen hafta kadansları konuştuk. Bir parçayı bitirirken ille de o parçanın işte tonik sesiyle çeken akoruyla bitirmek zorunda değiliz sanırım. Peki atıyorum bir işte tonun do majörün ikinci derecesinde ya da biz ona ne demiştik? Alt çeken ek altılısı demiştik. İkinci derecesinde bitirdiğimizde aynı şekilde 2'nin 5'i ve 2 olarak bitirdiğimizde de bu bir tam kadans olur mu? Böyle bir şey, yani şu anda hiç böyle bir şarkı aklıma gelmedi ama sanki yine de aynı hissi veriyormuş gibi geliyor. Bunu soracaktım. Tamam. Hani ben cevaplamaya çalışayım. Sonra yine Koray Hoca'dan da ayrıca yorum almış oluruz. Şimdi benim yani gözlemim şu. Zaten hafif müzikte pek modülasyon pek o yani bazı özel parçalar var. Onlarda olabilir. Ne bileyim belki Queen'in parçalarında falan hani vardır. Çok analiz etmedim ama ne bileyim bir Tarkan'ın mesela parçasında yani suçlamak için söylemiyorum. Hani 3 dakikalık bir parçanın içinde bir modülasyon olmuyor. Hatta şöyle de söyleyeyim. Zaten olursa garip oluyor arkadaşlar. Ben gençliğimde bir tane işte böyle hani klasik müzik ve armoni kursu alıyoruz. Timur Hoca'dan eğitim alıyoruz. Yani işte o heveslerle bir parça yaptım. Parça majör başlıyor. Biraz sonra minör oluyor filan. Abi klasik müzik gibi oluyor ya. Yani bir kere yani biraz öğrenme zorluğu oluyor. Hani şimdi hafif müzik parçaları daha çok insanların kolay katılabilmesi için yapıldığı için. O zaten öyle. Şimdi ben demin mesela burada elif şeylere dikkat etmek lazım tahmin ediyorum. Öyle bir zevk için öyle bir şey katıyorsan araya orada fazla durmayacaksın. Yani o hissiyatı uyandırmayacaksın. Ve oradan hani apar topar do majöre döneceksin niyetin oysa. Şu belki denebilir. Tahmin yapıyorum. Yine Koray Hoca onu hani analiz rica ederiz. Belki zayıf zamanlara denk getirmek gerekebilir bunu. Yani dediğim gibi bu beşleri hani ikinin beşi işte falan gibi şeyleri zayıf zamanlara denk getirirsek o zaman şey olmadı ama pardon zayıf zaman diyoruz. Ama bu sefer şey kuvvetli zamana denk geliyor. Çözüldüğü akor kuvvetli zamana denk geliyor. İşte bunları bir konuşmak lazım. Tamam, okey. O zaman buradan şunu mu anlıyoruz? Yani bir parça kendi tonu içerisinde, kendi işte dizisi içerisinde yine her koşulda
tonikte biter. Öyle bittiği zaman onu kastediyorum. Yani diyelim ki o dizi içerisinde başka bir derecede bitirdik ama o derecenin beşinden gelerek bitirdik. Yani do majörü fa majörde bitirdik diyelim ki. Ya da işte sol majörde bitirdik. Hani yarım kadans yapmış olduk. Ama biz bunu sol majörü sol majöre gelirken re majörden geldik ve sol majörde kaldı. Bu yine tam kadans olacak mı? Çünkü yine bir 5-1 yaptık ve do majör tonunun içindeyiz. Yoksa ton mu değişmiş olur bunu yaptığımızda? Ya da buna yine yarım kadans mı denir? Aslında bak güzel bir soru. Şimdi eğer biz hakikaten niyetimiz tonu değiştirmek değilse o hani do majörde işte sol majörün yani çekenin beşlisini yani beşin beşlisini re majörü kullanırız. Oraya bir fa diyez gösteririz. Sol majöre bir otururuz. Ama o asla tabii ki herhalde bir mükemmel kalış sayılmıyor. O sadece dominantımıza, bizim çekenimize gitme yani giderken bir tabiri caizse bir espri yapıyoruz, bir numara çekiyoruz. Ama hemen akabinde yine paldır küldür aman dur abi biz yanlış anlaşılmasın ben do majör diyeyim deyip içinde fa bekarlar olan filan akorları duyurup yapacaksan do majörle gidip kadans yapıyorsun. Bu arada herhangi bir klasik müzik parçasının hani yani ya ben şeyle biter hani dinlediğim eserlerden düşündüğüm kadarıyla ya tonikte biter tabii ki ya da gidip de alakasız bir derecede kalacağını zannetmiyorum. Ha şu olabilir, parça biraz uzunca bir parçadır, ton değişir, modülasyon yapar ve ana tona dönmeden de sanıyorum bitebilir. O biraz form bilgisine giriyor. Yani ana tona dönmeyip modüle olduğu tonda dolaşır ve o tonda karar yapıp yine mükemmel kalışını yapar bitirir. Mesela o da mesela yakın bir ton olur. Do majörle başlar, sol majöre geçer ama artık o sol majörün içinde sol majörü bol bol duyurur. Artık ben do majörde değilim diye hissettirir ve gerçekten de sol majörde mükemmel kalışını yani re majör, sol majör 5-1 yapar ve bitirir. Mesela genelde klasik müzikte böyle olur bu. Evet. Peki başka sorumuz var mı? Ben bir şey soracağım. Ben gene bilgisayara geçtim de sesim derin geliyor olabilir. Benim gitarda çaldığım bir parçada mesela re majör çalarken nakarat kısmında bir şey var. Serçe parmağınızı bir kere sol basıyorsunuz. Sadece yani re majör basışını değiştirmeden sol basıp bırakıyorsunuz. Böyle oynamalar da oluyor bazı şarkılarda. Yani bu ona ne deniyor peki? Tamam, çok güzel. Onu da ben bir konu olarak ayırdık. Hani herhalde bir iki ders sonra falan göreceğiz. Onlara da şey deniyor. Suspensions akorlar. Yani aslında o şuna giriyor. Mesela siz re majör akorunu bastınız. Sonra da sol bastınız. Altta re majörün iki sesi devam ediyor. Aynen, evet. Evet. Yani aslında bu belki şöyle düşünülebilir. Siz bir önce belki mesela sol majör yaptığınızda re majöre geçiyordunuz. Bu arada tonunuz mesela sol majördü. Re majör onun çekeniydi. Yani beşinci derecesiydi. Siz birinci derece olan sol majörden re majöre doğru bir hani tabiri caizse 1-5 yapacaktınız. Yani birinci derece yapacaktınız, bir de beşinci derece yapacaktınız. Ama siz beşinci derecenin iki sesini ki re la'yı erken duyurdunuz. Orada sol takıldı kaldı. O sol biraz sonra tekrar fa diyeze döndü. Yani evet, bunun bir klasik, böyle bir açıklaması var. Buna suspension, yani gecikmeli akorlar deniliyor. Ama tabii şu var. Bu sizin dediğiniz hani pop müzikle de biraz hani az buçuk uğraştığımız için yani bence şöyle de yorumlayabiliriz. Çünkü bazen onu süsleme olarak şeyler de yapılıyor. Mesela hani şu açıkçası şu. Hani şimdi bu pek bu suspensions'a falan pek girmiyor. Bence bu bir pop müzik şeyi, esprisi. Variyete. Evet, aynen variyete bir şey, bir hani şey, bir numara diyelim. Yani pop müzik numarası. Yani zaten pek klasik müzikte pek gerçi bu bir şey vardır. İskeletlerin dansı. Onun girişinde böyle buna benzeyen bir tını vardır. Evet. Kemanla yapar ama yani o da buna girer mi girmez mi yani düşünmek lazım. Onun böyle istisnai yani pek böyle bir şey
klasik müziği zaten şey değil, pek adet değil. Yani böyle bir tını yok yani klasik müzikte. Tabii. Ya ben zaten rock müzikte. Evet. Tabii rock da pop da hepsinde gayet zengin bir şekilde kullanılıyor yani. Yani şöyle falan şeklinde yapılır. Evet. Evet. Başka sorumuz var mı? O zaman ya orada Fazıllar orada şey Fazıl Bey orada efendim şey Ragıplar orada başka bilmiyorum. Ben şimdi tekrar kişilere bakmıyorum. Arkadaşlar hani soru sorarsanız sorun. Çekinmeyin lütfen. O zaman Koray Hoca'ya sözü verelim. Bu konularda ne diyecek Koray Hocamız? Dolgu nota yani alterasyon sesleri, dolgu akorları ve bir de aslında hani Elif ve Ertan Bey'in soruları hakkında. Evet. Teşekkür ederim hocam tekrar. Sizin anlattığınızın üstüne çok aslında ekleyebileceğim bir şey yok. Ama şunu ifade etmemde fayda olabilir diye düşündüm. Bu akorların özellikle sensibil dediğiniz notayı duyurduğunuz akorlar tabii ki aslında demin sizin bütün bir tonun içerisindeki ana dereceleri saydığınızda aslında o derecenin kendisini daha güçlü kılabilmek için kullanılan akorlar zaten. Bunu siz de söylediniz. Yani ikinci dereceye gidecektir. İkinci dereceye gitmeden önce o derece akorunun öncesinde o dereceye ait bir dominant çeken akorunu getirip öyle gider. Neden? Çünkü kelimeden de belli olacağı gibi zaten dominant akorları yani çeken akorları zaten baskın akorlardır. Ve sizin gideceğiniz tonu veya dereceyi güçlendirir. Aslında ana nedeni bu. Evet. Daha güçlü kılabilmek için. Beşin beşi, ikinin beşi, ne bileyim, üçün beşi, altının beşi de var. Dördün beşi. Demin hocam siz dördün beşi dediniz. Evet olmuyor gerçekten ama yedili akor olunca o da oluyor. Yani do majör akorunda do, mi, sol, si ve mol koyup fa majöre gidebiliyorsunuz. Tamam çok doğru. Onu açıklarız. Dördün beşi de oluyor ama yedili akorlar haline geliyor genelde onlar. Evet doğru çok doğru. Böyle düşünmemiştim. O benim bir sorundu vallahi Koray Hocam. O çözülmüş oldu. Onu o zaman çok kısa açıklayalım onu. Şimdi ben demin arkadaşlar şunu düşündüm. Hani mesela do majörde hani fa majör akoru dördüncü derecemiz değil mi? Hani ben dedim ya dördün beşi olmaz dedim. Çünkü dördün beşi nedir? Zaten do majördür değil mi? Yani fa majör akorunu eksen bizim kabul edersen. Bizim birinci derecemizdir yani. Aynen evet yani zaten tondadır o. Yani do majör. Yani şimdi fa majör eksen düşünürsek fa sol la si do majör onun beşinci derecesidir. Evet. Dördün beşi o zaman dördün beşi benim kökümdür. Ama şimdi Koray Hoca çok güzel hatırlatmış oldu. Şimdi biz bunun içine yani yakında göreceğiz. Dominant yedilleri göreceğiz. Do, mi, sol bir de si bemol koyduğumuzda işte bu si bemol artık insaf. Hani si bemol şeyin içinde yok. Do majörün içinde yok tabii. Yani o zaman bu akor do, mi, sol, si bemol akoru ki yani dominant yedi akorudur. Onun fa majöre gitmesi demek başka bir gitme demek. O gerçekten fa majöre gider. Yani çünkü fa majör tonunun içinde biliyorsunuz fa majör bir arızalı si bemollü tondur. Yani ona gittiğinde artık o hakikaten fa majöre gitmiş gibidir. Tamam bunu ben bunun altını çizmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Benim sorum da buydu Koray Hocam. Evet. Tabii ki. Bir de Elif evet. Arkadaşımızın sorduğu şey vardı. Başka bir derecede kalabilirse o da tam kadans olur mu? Değil mi? Doğru mu hatırlıyorum soruyu? Evet evet tam bunu sormuştum. Tamam. Şimdi herhangi bir derecede kalınca aslında siz sadece bir derecede kalmış oluyorsunuz. Ve ana tona göre bu dereceleri isimlendirdiğinizde aslında herhangi bir tona modülasyon yapmıyorsunuz. Çünkü hep ana tona göre ilişkilendirirseniz bütün bu yapıyı sadece ana tonun içerisinde kalarak başka bir yerlere akorları güçlendirerek gitmiş oluyorsunuz.
Oysa modülasyon gibi daha derin mana taşıyan bir şey ki modülasyon yapıldığında aslında belli bir süre o tonun içinde kalınıyor demektir. Örneğin do majördeyken fa majöre gidiyorsanız ya da sol majöre gidiyorsanız belli bir süre o tonda kalırsınız. Demin Kerim hocamızın da söylediği gibi o dereceye gidip tekrar do majöre döndüğünüzde o bir modülasyon olmuyor zaten. Ama siz modülasyon yaptığınızda artık zaten atmosferiniz o tonalite olduğu için o dereceye göre kalışlarınız şey yapıyor, değerlendiriliyor. Yani ben sol majöre modülasyon yaptım. Benim artık re majör sol majör akorum yine 5-1 bağlantısı oluyor. Ana tonum do majör gibi do majör olsa da artık modülasyon yaptığım için ben ona sol majör tonuna modülasyon yaptım. Bu tam kadans diyorum zaten. Oysa eğer do majöre göre isimlendiriyorsam hala sadece bir derece kalışı olduysa Kerim hocamız onu geçen hafta çok güzel anlatmıştı. Do majörden gidip sadece bir renk olsun diye re majör akorunu duyurup sol majörde kalıyorsam o bir yarım kalış oluyor zaten. Yani aslında yine do majöre dönmesi gereken bir şey ama kalışımız ki kadanslar kalış noktalarını belirler. Aynı normal yazıdaki cümle kuruluşlarındaki noktalar virgüller gibidir. Kalış noktalarındaki kısımda eğer siz derecenin üstünde kalıyorsunuz, diyelim ki 5. derece, ona diyoruz ki işte yarım kadans. Çünkü 5. derece kalıyor. 6. derecede kalınca ne diyoruz işte? Kırık kadans diyoruz. Ya da 4-1 bağlantısı yapıyor, 5-1 yapmıyor. O zaman onun adı işte mükemmel tam kadans olmuyor da plagal kadans oluyor. Dolayısıyla başka bir derecede kalmak başka bir kavram ama modülasyon yaparak bir yere gitmek, o zaman yine o aynı bu terimleri o tonun içerisinde kullanıyorsunuz. Klasik müzikte de aslında tabii ki 250 senelik bir serüvenden bahsediyoruz. Özellikle 1650'den 1900-1910'a kadar geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Özellikle 19. yüzyılda ve 19. yüzyılın sonuna doğru çoğunlukla parçalar bir tonda başlayıp başka bir tonda bitiyor. Tabii ki onun çok farklı nedenleri var ama parça öyle parçalar var ki parça re majörde başlıyor, re bemol majörde bitiyor. Hiç böyle çok alakasızmış. Uzak yani. Ama, çok uzak. Mussorgsky'nin, Mahler'in böyle parçaları çok. Evet. Zaten bunun klasik müzikte bir de ismi var zaten. Buna progresif tonalite diyorlar. Yani tonalite sürekli evrim geçiriyor. Başladığı yerde bitmiyor. Ama o önemli şu anda. Bizim de zaten bu buluşmamızın konusu da değil. Ama modülasyonla gittiğimiz derecenin terminolojik kullanımları farklılık arz ediyor işte. Onu demek istiyorum. Oradaki bir tanesindeki re majör, sol majör kalışı yarım kadans ismini alırken eğer gerçekten modülasyon yaptıysanız sol majöre o bir tam kadans ismini alabiliyor. Elif, sizin sorunuz bu muydu? Doğru mu söyledim? Yani cevabı... Evet, evet. Ben cevabımı çok aldım. Çok teşekkür ederim. Her koşulda do majör tonun içinde kalmışsak ona yine yarım kadans demiş olduk. Tamam. Evet. Bir de Ertan Bey değil mi bir soru sormuştu? Evet, o şey suspense korlarla ilgili. Evet, şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi bunu tabii ki aslında çok fazla anlatmamayı tercih ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi yani birkaç hafta sonra bu konuyu irdelediğimizde daha net oturur. Ama sadece akorların bağlı oldukları hangi akordan bahsediyorsak tabii ki bir armonik yapıdan bahsediyoruz. Birinci derece diyorsak örneğin do majörde birinci derece akor dediğimiz zaman do mi sol akorundan bahsediyoruz. Bu do mi sol seslerinin dışında bir ses kullanıldığında örneğin sizin demin yaptığınız gibi, isterseniz yine re majörden örnek vereyim de. Evet. Re fa diyez la çalmıştınız. Sonra sole mi gittiniz? Nereye gitmiştiniz evet, hocam? Evet. Fa diyezden biz sole gidip tekrar fa diyeze döndük. Evet. Yani re majör birinci derecesinin ya da birinci derecesine ait olmayan bir sese dokunup geri geliyorsunuz. Ama nasıl gidip geliyorsunuz? O akorda olan
bir notanın yanaşık olarak ya altındaki ya üstündekine gidiyorsunuz. Evet. Bu durumda zaten bu da armoni dışı bir nota ama o zaman ona işleme notası deniyor. Evet. Onu da bir hakikaten onu da bir konuyu ona da ayıracağız. Yani ya işte, bunu şimdi çok fazla şey yapmayalım hocam. Onu iki hafta sonra daha temelinden başlayarak anlatırsak daha iyi olur. Ama siz sadece bir üst komşuya gidip geri geliyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Evet çok güzel. Evet, aslında doğru. ana merkezden ayrılmıyorsunuz. Komşuya çıktınız, geri geldiniz. Yan komşuya gittiniz, geri geldiniz. Ama eviniz burası. Evet. Yani pop müziği diye aslında attı tuttuk ama yine de Koray Hoca şeyi buldu. Yani klasik müzik içerisinden de bir onun karşılığını bulduk. Ya, aslında çok, çok bence biraz pop müzikle rock müzik veya caz müzik farklı. Yani caz hani dediniz ya klasikten geliyor. Aslında rock, soul, blues, caz bunlar hepsi aynı kökenden geliyorlar. Yani eğer klasikten kökleniyorlarsa hepsi, yani hepsi oradan geliyor diyebiliriz aslında. Temel kavramlar aslında aynı ama sadece tabii ki müzikal yapıları, yani temel kavramları aynı olsa bile cazın temelinde örneğin hep yedili akorlar var. Evet. Yani onların temel akorları hep yedililer üstüne kurulu. Oysa klasik müzik temel akorlar triad dedikleri 3-5 akorları, yani do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do, böyle akorlar. Evet. Oysa cazcılar hemen zaten do, mi, sol, si diye başlıyorlar. Dünyaya gözlerini öyle açıyorlar yani. Yani orada yani ne derler? Hani burada hani yedili nadir diyelim. Hani dominant yedili var neredeyse. Hani tabii başka yediler belki var ama şey ama cazda hani neredeyse beşli yok gibi herhalde anladığım kadarıyla yani. Duyulmuyor neredeyse öyle bir şey yani. Evet, hocam işte biliyorsunuz siz de eğer bir eksen akorunu alın, dörde gidin, tekrar eksene geri dönün, tekrar dörde gidin, tekrar eksene dönün, sonra beş yapın, dört yapın, bir yapın, blues yapmış oluyorsunuz. Öyle bir... Yani blues kalıbı bu zaten. Bir, dört, bir, dört, bir, beş, dört, bir. Bu kadar yani. Başka bir şey yapmıyor zaten blues çalanlar. Ama bunun üstüne binlerce, milyonlarca parça yazılıyor yani. Ama kalıp aynı. Ve bunları yedili yapacaksınız ama. Yani bir de bunları yedili yaptığınızda tam bir, ya oturduğunuz yerde blues çalabilirsiniz. Yani hocam isterseniz bir demonstre de edebilirsiniz. Kerim hocam şey yapın. Bir re majör akoru çalın. En kolay oradan olacak. Bir dakika bir düşüneyim en kolay hangi tondan olur. 1-4-5-1. La majör. O zaman la majörden çalın daha rahat olacak o. La majör çalın. Tamam. Sonra yani şöyle biraz ritim atarak şey yapın. La majör çalın. Yani 4 kere mesela la majör akorunu çalın. Sonra 4 kere re majör akoru çalın. Tekrar la majöre geri dönün. Bir daha re majöre gidin. Tekrar la majöre dönün. Şimdi mi majör çalın. Re majör. La majör. Şimdi bu blues işte. Şimdi bunların hepsini dominant yedili olarak çalarsanız blues yapanların çaldığını yapmış olursunuz. Yani la do mi sol, la do diyez mi sol diye çalın. Belli ölçü olarak çalarsanız tam olur. Tekrar la majör, la 7'ye geri dönün. Tekrar. Sonra mi sol diye si re alacaksınız. Onun 7'li alacaksınız. Sonra re fa la do. Sonra la do mi sol. İşte bu, blues bu. Yani bunu yapıyor bluescular yani. Ama siz de blues çalıyorsunuz ya. Hocam armoni dersi yapıyorduk, bir anda blues dersine döndü değil mi? Şimdi son olarak şunu söyleyeyim tabii konuyu dağıtmadan. Eğer sizin çaldığınız fonksiyonlar Kerim hocamızın da söylediği gibi genel itibariyle anatona daha bağlı çok da fazla grift akorlar içermediği için yani aslında armonik şeyi mümkün olduğu kadar sade kılıp daha
yani tabiri caizse daha böyle oturaklı, daha ağdalı falan bir takım armoniler kullanmıyorsanız, işte o hafif karakterli kalıyor. Zaten hafif müzik kelimesi de oradan geliyor. Yoksa böyle tartıya koyup da biri 2,5 kilo, öbürü 3,5 kilo falan değil. Armonik yapıları daha hafif. Hafif müziğin. Diğer müzik türlerine göre değil. O yüzden evet, adı hafif müzik. Ama temel kavramlar hepsinde aynı. O yüzden Kerim hocamız da çok isabetli bir şekilde hepsini böyle söyledi. O kavramlar cazda da aynı. Klasikte de aynı. İşte ne bileyim. Yani Türk müziğini falan kastetmiyorum. Çünkü orada tonaliteden bahsetmiyoruz. Orada makamsal bir şey var. O bambaşka bir konu açılıyor tabii ki. Evet. Ama makam müziğiyle uğraşan arkadaşlarımız mutlaka vardır. Çok daha iyi bilirler. Yani benden çok daha iyi bilirler. Çünkü benim alanım değil. Ama makamsal müzikte de o makama uymayan, işte seyir olan, kalışlarına göre değiştiren. Mesela ben bildiğim bir şeyi hemen satayım. Başka da bilmediğim için onu satayım hemen. Si, do, diyez, re, diyez diye bir, pardon, si, do, re, diyez aralığını genelde arkadaşlar si, do, re, diyez, mi falan yaptığı zaman Hicaz diyorlar mesela. Gelip bu si'de kaldığı zaman, ben si üstünden tesadüfen örnek verdim de, si üzerinden yaptığınız zaman Hicaz diyorlar, ama aynı notaları si'de değil de la'da bıraktığınız zaman Hicaz demiyorlar, nikris diyorlar. Kalış aynı tonalitedeki do majör, sol majör, fa majör kalışı gibi makam müziğinde de yaptığınız seyre göre, kaldığınız yere göre isimlerini değiştiriyor. Bunu söyleyecektim. Bu başka bir şey yani. Yani şunu inşallah hayal ediyorum. Tabii ben de hiç bilmiyorum yani makamlar, ama bir Timur Hoca tam böyle dersleri bitirirken bize bir Neveser, işte Hüseyinli falan diye birkaç makamı vermişti. Böyle Neveser'de ufak tefek bir şeyler yazmaya çalışmıştım, hatırlıyorum. Belki beraber Koray Hoca'nın da kontrole... Hocam makam müziği derseniz ben değilim. Onun kontrole beraber belki küçük bir, ne bileyim, atıyorum 16 ölçülük bir şey ortaya çıkarırız arkadaşlar kursun ürünü olarak son derslerde. Bir Türk müziği makam üzerine o değişik tınıları duymuş oluruz. Yani orada akorlar değişiyor çünkü. Şimdi o zaman hani denir ya kodçular kod yazmadan ders bitirmezler herhalde. Biz de armoniciler olarak hani porte üstüne bir şeyler yazmadan dersi bitirmeyelim. Ve dolayısıyla son konumuza geçelim. Bilmiyorum şimdi saat ilerledi mi, ama hızlı gitmeye çalışalım. Kaç olmuş saat? Saat tam 10. 22, ama biz derse başlayalı bir saat oldu. Tamam. Okey, o zaman tamam, yaparız biraz şey. Yazarız şimdi notalarımızı. O zaman çok hızlı söyleyelim. Şimdi bu son konumuzda efendim bu arada konu, planladığımız konuları derste yapmış oluyoruz. Yani başlıkları o şekilde koyabiliriz. 3 konu. İkinci çevrilmiş akorlarının kullanım şekilleri. Şimdi arkadaşlar, ikinci çevrilmiş akor neydi? Bir akor kök ses, üçlü ve beşli şeklinde 3 notadan oluşuyordu. Biz kök sesi yukarı alıp üçlüyü alta bırakırsak efendim birinci çevrilmiş, onu da yukarı atarsak, yani basta beşliği bırakırsak ikinci çevrilmiş oluyordu. Şimdi ikinci çevrilmiş pozisyonda, yani basta beşlisi olan akorlar pek sevilmiyor. Tabii ki bu yani öyle ya işte nedensiz bir sevgisizlik değil bu. İyi tınlamadığı için, bir sıkıntılar oluştuğu için sevilmiyor. Ve belli kurallara bağlı. Kurallara bağlanmıyor tabii. Yani aslında onlar adamlar çalıyor. Ha böyle oluyor ya, güzel geliyor kulağıma deyince onu kural gibi tespit ediyorlar. Bize de hani Koray Hoca'nın söylediği gibi işte 250 yıllık, belki de hani biraz daha bile, belki ne bileyim antik Yunanları de en azından temelleri atılmış olsa oralardan biri gelen bir gelenek bırakıyorlar bize. Şimdi düşündüm ben neden diye. Herhalde şundan arkadaşlar kötü tınlıyor. Şimdi 3 ve 5'li aralık, tamam eyvallah. Yani 1, 3, 5. 1'in üstünde, basın üstünde 3 var, 5 var. Çevirdiğimizde mi sol do gibi düşünün. Do majörden. Do mi sol, mi sol do.
bir üçlü var mi'ye göre, bir de altılı var. E biz gördük işte üçlü akor, üçlü ve altılılar zaten güzel tınlıyordu. Ama ikinci çevrilmiş akorda sol do mi düşünün. Do major akor için söylüyorum. Bir tane dörtlü var. Sol do, sol mi. Bir de altılı var. Bir de tabii üçlü var. Do mi yarısı üçlü var. Sanıyorum oradaki o dörtlü ilişki şey yapıyor. Ha şu var. Dörtlüyü biliyorsunuz. Dörtlü, paralel dörtlü bile hata sanıyorum olmuyor. Yani şimdi bir yanlış bir şey söylemeyeyim ama hani paralel dörtlü arka arkaya gelse bir sıkıntı değil. Ama dörtlünün bas ile hani yukarıdaki partilerden birilerinin arasında oluşması sanıyorum o sıkıntıyı oluşturuyor. İyi tınlamıyor. Do majör akoru şu. Birinci çevirmiş bu. İkinci çevirmiş bu. Ama şimdi bu gitarda duyulduğu gibi demeyelim. Bu, yani bu sol do mi, yani böyle baktığınızda gayet güzel tınlıyor ya. Ama bunu bir orkestrasyonda düşündüğünüzde bu sol kalın oktavda falan diye gibi geldiğinde falan daha bir sıkıntılı tınlıyor bakın. Yani bir zemini oturtmamız gerekiyor. İşte o zemini oturtmanın da kuralları var. Onlar da şunlar. Üç tane kural var. Hemen söyleyelim. Birincisi, eğer o akorun beşlisi, basa gelen nota, beşli olan nota adımsal olarak yürüyorsa, yani bir önceki ölçüden adımsal olarak geriyorsa efendim o zaman buna izin veriliyor. Yani mesela şöyle bir şey düşünün. Do, re, mi dedik. Bunlar baslar olsun ve do majör tonunda olalım. Birazdan zaten bunu yazacağım. Do, re. Şimdi bu re neyin beşlisidir? Düşünün. Sol majörün. Sol majörün değil mi? Bakın do dedim basta. Hadi bu kök olsun. Do majörün kökü. Re. Re minör olmasın. Yani re minör olabilirdi bu ama re minör olmasın. Ama efendim sol majörün yani çekinin beşlisi oluyor. Re, ama sonra da mi geliyor. Hadi mi de do majörün birinci çevrilmiş olsun. Yani tonikin, toniğin. İşte o aradaki re'yi ben sol majörle doldurursam üst partilerini bir sıkıntı yok. Çünkü o re sesi ötekilere tutunarak geldi. Yani demin işleme notalar için koro hocanın söyledikleri. Yani ne kadar yakınlık olursa bir sıkıntı olmuyor. Birincisi bu. İkincisi bu beşli notanın pedal olarak duyulması. Bunu da hatta ben demin şimdi çalayım. Bakın. Do majör, re majör, re şu anda basta. Pardon, sol majör. Do majör, sol majör ama basta re var. Do majör. Mesela mi, basta mi var. Bu arada tabii gitarda mi'ler çiftlendi falan. Pek çiftlenmelere bakmıyoruz gitar için ama şimdi yazarken biraz dikkat edeceğiz. Bu böyleydi. Bunun örneği buydu. Şimdi ya da şöyle bir de söylemeden çalayım. Gibi. Şimdi bir de pedala örnek vereyim. Mesela do majördeyiz arkadaşlar. Do majör. Bunun örneğini sol majör tonunda geçen bir hafta plagal kalışı verirken yapmıştık. Do majör, do mi sol yani. Do'yu basta tutuyorum. Do fa la. Bakın bu aslında hangi akor? İçinde fa la var. Do fa la. Dördüncü derece akoru fa majör. Ama ne yaptım? Ve tek diyelim ki ondan sonra da do majör, fa majör, re minör dedim. Bakın do'yu sabit tuttum. Do mi sol do mi. Aşağıda akorlar gidiyor. Do fa la do. Bunlar da gidiyor ama basta do var. İşte bu pedal. Dolayısıyla aynı notada kaldığı için pedal demek basıp basılı tutmak demek. Buradaki o do'ya izin veriliyor. Halbuki o do fa majördeyken yani biz ikinci akora geçtiğimizde aslında beşlisi. Fa la do'nun do'su yasak olabilirdi ama aynı pedal olarak bastığımız için sıkıntı yok. Bu arada bir bilgi not etmişim ben. Yani pedal olan notalar hani iki defa tekrarlanabilir. Hani gibi de çalınabilir.
Yani do'yu, bastaki do'yu uzatırım, bir daha vurmam. Alttaki fa majörleri, alttaki seslerle kurdum. Bastaki do'yu hani illaki yapmama gerek yok yani. Do burada uzamaya devam ediyor. Bu da mümkün tabii ki. Bestecinin zevkine kalmış bu. Pedal olan bu arkadaşlar, bunu da yazacağız. Şeyi de hemen söyleyelim şimdi. Bir de apojitür diye not etmişim. Aslında pedalla apojitür arasındaki, hani ben farkı biraz sonra Koray Hoca'dan rica ederiz. Şöyle söyleyeyim. Eğer biz bu pedal ilişkisini sol majör, pardon, şimdi biz bunu tonikteydik bakın. Do majörden fa majöre gittik, tekrar do majöre döndük veya dönmedik, neyse. İkinci çevirmiş olarak kullandık. Hatta hatırlıyorum Koray Hoca'nın şöyle bir yorum olmuştu. Geçen haftaydı galiba. Buradaki do majör akoru do falaya çözüldüğünde bu dördüncü derece, ama aslında basta do olduğu için biz bunu armonik olarak aslında do majör, yani kök, pardon, birinci, yani tonik akoru olarak da belki yorumlayabiliriz. Sadece şöyle bir yukarı gitti geldi falan gibi güzel bir yorum yapmıştı. Ha, belki yalnız bu yorum tabii onu kendisine açıklayacaktır. Yani eğer ben do majöre geri dönersem belki daha da güçleniyor bu yorum, ama ben o fa majör gibi akora geldiğimde oradan başka bir tona gidersem belki onu fa majör diye yorumlayabiliriz de. Onu konuşuruz. Şimdi bir de hemen son şeyi de göstereyim. Apojitür diye benim not ettiğim şu. Yine do majörde olalım. Kolay düşünelim. Yani arızası ton. Beşinci derece akorumuz, tonik akorumuz sol majör. Eğer bunda sol si re, değil mi? Sol si re'deki solu tutup, bastaki solu tutup bunu sol sol do mi yaparsam arkadaşlar, aslında hangi akora geçtim? Şimdi sol majör akoru çeken sol do mi hangi akor? Do majör. Do majör. Tamam. Ragıp'cığım böyle işte güzel söyle. Do majör. Tamam. Hangi do majör hangi derecedir? Sol majörün dördüncü derecesi. Yok, sol majörde değil ama sol majörü. Yani biz hala do majördeyiz. İlk akorumuz beşinci teken akoru. İkinci çevirmişim. Ha, pardon. Beşinci derece. Yani sol majör beşinci derece, tamam. Onun basında sol koydum. Onu ben sol do mi'ye götürdüm şimdi. Sol do mi'ye. Basta solu tuttum. İnce İkinci çevirim. Kaçıncı derece? İkinci çevirim. Yok, bir değil mi arkadaşlar? Beşten bire gittik ama onun ikinci çevrimi. Zaten ikinci çevrime konuştuğumuz, aha, tamam, için evet, mi? Evet. Pardon, evet evet. Tabii ben zaten ikinci çevrilmiş yaptım. Doğru. Bu bir ikinci çevrilmiş akor. Ama hangi akor? Baktığımızda do majör akoru, değil mi? Do, sol, do, mi. Evet. Şimdi biz bunu nasıl yorumlayacağız? İşte pardon, öncelikle şunun için söylüyorum. Şimdi burada bu sol sesi basta pedal, yani pedal demeyeyim, burada işte buna burada apojitür ilişkisi deniyor. Ben buradaki yani şeyi çok, bunun ikincisini çok açıkçası ayrımını çok net yapamıyorum kafamda. Yani bu niye işte 1-4-1'e pedal diyoruz da 5. derece üzerine solu kurup da sol do mi yaptık. İşte yani do majör akorunun solu, yani beşlisini basta bıraktık. Bu da pedal abi. Yani hani ha, pedal şu mu demektir? Yani sol si re'den sol do mi'ye gidip tekrar sol si re'ye dönersem o zaman bu da mı pedal olur gibi. Yani burada ha, şunu yalnız biliyorum, apojitür demek biraz iki notanın birden sanki bir işleme yapması gibi. Yani şu si re'nin do mi'ye gidip gelmesi gibi bir durum da var. Yani, yani burada biraz kavramlar iç içe giriyor. Apojitür ve apojitür, pardon, apojitürmüş. Öyle bugün baktım Google'dan, öyle yazılıyor. Ağla söylemeyeyim, apojitür. Apojatür pardon. Evet, yani burada da arkadaşlar yasak değil bu sol. Ha, bu arada tabii benim yine bir sorum olacak, ortaya atacağım bunu. Peki ben bu yani beşli notayı ikinci çevirmiş halini kullandım ama bir pedal gibi yaptım veya apojatür gibi yaptım. Ondan sonra atlayarak bir yere atıyorum. Buradan mesela do majör yaptım. Sol, do fala yaptım. Buradan birdenbire bası mi'ye alıp mi minör, üçüncü derece akorum benim. Kullanabilir miyim? Bunu da
hocayla tartışalım. Şimdi benim yazmaya geçmeden evvel söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa alalım. Koray Hoca'nın yorumunu alıp sonra bunları yazalım hızlıca. Tamam. Hocam tekrar teşekkür ederim. Evet hocam buyurun. Tabii ki şimdi mümkün olduğu kadar kısa metrajlı, hem de dersi uzatmamak için kısa metrajlı yapacağım. Çünkü bir iki hafta sonra bu konuları konuştuğumuzda hakikaten detaylarına girerek bakmak lazım geldiğini ben şu anda daha iyi anladım tabii ki. Ama şöyle söyleyeyim hocam, sizin söylediğiniz çok doğruydu. Bir şeyin apajatür olabilmesi için, çünkü bunlar temel kavramlar olduğu için, apajatür kavramını kullanabilmemiz için apajatürde bir kere o kullandığınız akorun güçlü zamanda gelmesi gerekir. Güçsüz zamanda bir apajatür gelmez. Evet. Yani birinci zamanda veya üçüncü zamanda gelmesi lazım. Dört dörtlük parçada. İki veya dörtte gelmesin. Evet. Şimdi sizin demin çaldığınız do'nun üstündeki de sol'ün üstündeki de eğer siz sol'ün üstünde, do'nun üstünde do mi sol akoru çalıp do fa la yapıp do mi sol yapıyorsanız, yani bir do pedalı üstünde bunu yapıyorsunuz, zaten mi fa'ya gitti geldi, sol la'ya gitti geldi, değil mi? Do mi sol, do fa la, do mi sol. Aslında siz demin Ertan Bey'e de söylediğim gibi aslında o akoru do'yu pedalda tutarak üst sesleri işleme yaptınız. Mi fa, evet. Mi sol la sol diye işleme yaptınız. Bilmem anlatabildim mi? Burada da tamamını zaten pedal görevi görmüş oluyor. Evet, aşağıdaki do da pedal. Yukarıdaki mi fa mi yaparken fa işleme yaptı. Mi'ye geri döndü. Sol la sol yaparken de yukarıdaki diğer sesler o da sol la sol yaparken la notası işleme oldu. Zaten konuşacağımız konu da buydu aslında iki hafta sonra ama. Evet. Sizin sol si re sol do mi sol si re örneğinde de hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü o apajatür değil aslında. Evet. Aynı mantık yani. Yine işleme yaptınız. Solda pedal tutuldu. İşleme kavramı dışında apajatür 4-6'sından bahsediyorsanız direkt sol do mi akoru gelecek. O sol si re'ye çözülecek. Yani sol si re sol do mi sol si re yapmayacak. Sol do mi gelecek, sol si re çözülecek. Yani kalacak. Güçlü zamanda sol do mi gelecek. Tamam. Ondan sonra o do si'ye gidecek, mi de re'ye gidecek. Yani sol si re'ye çözülecek güçsüz zamanda. O zaman o sol do mi akoru, o ikinci çevrim akoru, 4-6 akoru apajatür akoru oluyor işte. Tamam. Şeyden gelmeyecek yani. Yani sol si re sol do mi sol si re yapmayacak. Sol si re'den gelmeyecek, direkt sol do mi'den gelecek. Direkt sol do mi diye gelecek. Tamam. Ve oradan sol si re'ye. Aslında 5. dereceye çözülecek yani. Evet, çünkü aslında apajatür olmasının nedeni de o. Onu yine 2 hafta sonra konuşuruz ama esas karışan kavram apajatürle gecikme. Bunlar ikisi farklı kavramlar çünkü. Evet. Ama dediğim gibi onu 2 hafta sonra konuşuruz. Sizin de söylediğiniz gibi aslında oradaki gelmesi gereken fonksiyon 5. Ama 5'in üstünde 5 gelmeden önce bir şey geliyor. O bir şey de işte sol do mi akoru. Ne oluyor? Asılı kalıyor havada. Sonra düşüyor, çözülüyor. Yani sol do mi do si'ye gidiyor, mi de re'ye gidiyor, sol si re'ye düşüyor. Önce asılı kalıyor, sonra düşüyor. İşte o asılı kalma haline verilen isim apajatür. Tamam. Çok teşekkürler Balak Hocam. Bende de netleşti. Yani bende de biraz bu tereddütlüydü. O zaman biz gelin hızlıca bunları yazalım. Daha söyleyeyim hocam. Onu da ifade edeyim. Siz onu da söylemiştiniz çünkü. Eğer do mi sol akoru pedallardan sonra atlarsın. Gidip, oradan mi sol do'ya gidiyorsa, evet. Yani adım olarak dediniz ya, evet. Arada yanaşık olarak adımla gidiyorsa, o da zaten do'la mi arasında bir köprü görevi gördüğünde onun da adı zaten geçit 4-6'sı. Ama Koray hocam şöyle, acaba geçit oradan yani. Hani mesela hani do mi sol, do fa la, do mi sol'e gitti, pedal yaptı. Oradan birdenbire mi sol si'ye, 3. dereceye atlarsak o olur mu? Hani olur. Tamam. Olur, yani şöyle olur çünkü. Siz do mi sol do fa la do mi sol yaptığınızda aslında ne yapıyorsunuz? Ana dereceniz do mi sol aslında. Siz fa la gidip geri geldiniz. O do mi sol'dan isterseniz la do diye mi'ye gidin. Bir şey fark etmez. Doğru, ana dereceniz do mi sol hala. Evet, evet doğru. Tamam. Zaten do majördeyiz. Şöyle bir gidip gelme yaptık. Oldu. Doğru, tamam. Çok mantıklı o zaman. Tamam.
Do, mi, sol, do, fa, la, mi, sol, si yaptığımızda ne olacak? Yapacak mıyız aynı şekilde do'yu tuttuğumuzda? Sanırım Kerim Hoca az önce bunu yapmıştı. Ha, bir dakika, bir dakika. Do, mi, sol. Yani do, mi, sol'e dönmedik. Do, mi, sol. Do'yu tuttuk, do, fa, la yaptık. Hah, güzel sonra oldu. Oradan başka bir akora geçtik. Mesela re, fa, la'ya geçtik. Evet, yani yapar mı? Yapar. Hani şimdi bu yasak mı? Yani kötü duyulur mu? Yani oradaki o do, yani şey, kötü duyulacak olan tabii biz do, hani ikinci çevrilmişin sıkıntısından bahsediyoruz. Bir dakika, tam anlamaya çalışayım. Anladım ama emin olayım. Do, mi, sol, la akoru çaldınız. Do, fa, la yaptınız. Evet, dönmedik arkasından gibi. Arkasından re, fa, la. Yani şey, re, fa, la değil, mi, sol, si. Atladık. Hani ikinci çevrilmişti ya do, onu hani adımsal evet. Yürütmedik de oradan zıpladık, mi'ye atladık, mi, sol, si yaptık. Çok karşımıza çıkmaz bu. Çünkü ha. Sizin de dediğiniz gibi basta doğru akorlarının bir kullanım şeyi var. O kullanım kılavuzu da diyeyim. Aslında şu mantıkla işliyor. Siz demin hani bir şekilde kulağa tırmalıyor ya da çirkin duyuluyor gibi dediğiniz şey. Aslında şöyle bir düşündüğümüzde neden 4-6 akorları kulağa biraz tırmalıyor ya da rahatsız ediyor. Çünkü aslında 4-6 dediğiniz akorun beşlisi basta olan akor türü. Beşlisi basta olan akor türü de hep sizi bir şekilde beşi basa aldığınızda bire götürmenin şeyini yapar kulakta. Evet. Yani sol do mi akoru neden rahatsız ediyor bizi? Çünkü bir şekilde başka bir şeye gitmek istiyor. Do fa la dediğinizde yine başka bir şeye gitmek istiyor. Sürekli başka bir şeye gitmek istiyor. Ama siz do mi sol'u yapıp arkasından do fa la'yı kullanıp arkasından mi sol si'yi de kullanırsanız biraz komik olacak tabii ama aslında kimse ölmüyor yani. Hiçbir şey olmuyor. Yaparsınız yani. Siz böyle bir beste yaptım diyorsanız yaparsınız. Ama klasik armoni çerçevesinde ki bizim konuştuğumuz konu böyle şu anda. Klasik armonide bu tür bağlantıları pek görmezsiniz. Çünkü armoninin genel tarifinde akorları doğru bir şekilde bağlamanın sanatı olduğu için siz aslında zayıf bir şeye bağlamış oluyorsunuz. Zaten do mi sol do fa la'ya bağlayıp oradan mi sol si'ye bağlamak da aslında fonksiyonel bir zayıflık oluyor. Ama bu dediğiniz gibi hafif müzikte falan karşınıza çıkabilir. Evet. Tamam Koray'cığım. Çok teşekkürler. Yani hakikaten bir şeylik var orada. Hani yok öyle bir şey. Kulak adet değil. Yani klasik, en azından klasik müzikte diyelim yani. Burcu da aslında şey kuralını yani o şekilde kurallaştırmışlar demek ki onu. Yani biraz da adımsallık bekleniyor. Ama do mi sol'den do fa la gidip do mi sol'e düştüğümüzde adımsallık sıkıntısı yok. O zaten do majör akoru. Ben şimdi kafama bunu bu şekilde yazdım. O zaman arkadaşlar gelin yazı verelim şu akorlarımızı. Bu hafta da bayağı MuseScore'la uğraştım ben de. Uğraşan arkadaşlar var. Hepimiz uğraşıyoruz. Belki Koray Hoca da uğraşıyor. Umut da uğraşıyor. Böyle bir şeyler çözülüyor. Şimdi boş. Burası neresi? Toplantı kontrolleri. Tamam. MuseScore 3. Piyano şablon MuseScore 3. Piyano şablonuna geldim arkadaşlar. Dört dörtlük bu. Şimdi arkadaşlar bası yazarak başlayacağım. Alt aşağı okla. Önce neyle? Adım adım nota girişi modu. Sus ölçü ölçü bir vuruş bir dizek bir. Piyano. Ha, dizek bir diyor. Alt aşağı ok. Sus ölçü vuruş bir dizek iki. Piyano. Dizek ikiye geldim. Bu şeyi yazayım. Do, re, mi, fa. Onu yazayım. Şimdi dört birlik olması için yediye basıyorum. Sus ölçü vuruş bir. Do. Nota c üç birlik vuruş tamam, bir. Tamam bu do. Erkeklerin do dediği do. Re koyuyorum. Nota D3'ün re. Birlik vuruş 1. Bu bizim deminki sol majörün re'si olacak. Mi koyuyorum. Nota E3 birlik vuruş 1. Aslında bu kadarla bile bitirsek olur. Bağlasak. Hadi hızlıca bir fa'ya bağlayayım. Ben bunu... Nota F3 birlik vuruş 1. Tekrar mi olsun. Nota E3 birlik vuruş 1. Nota D3 birlik vuruş 1. Nota C3 birlik vuruş 1. Re, mi, fa, mi, re, do yazdım. Nota E3 birlik ölçü 5 vuruş. Nota C'ye döndüm.
Pozisyonumuzu alalım. Do majör. Biraz geniş alalım. Çok daralmayalım. Do, do, oktav alayım. Alt 8 basıyorum do'nun üzerinde. Nota C4 birlik vuruş 1. Doğru mu oldu? Doğru oldu. Do, tenör do diyor. Tamam, güzel. Do, do. Alt yukarı okla üst portaya geçiyorum. Sus ölçü vuruş 1 dizek 1, piyano. Burada da bir 7'ye basayım ki birlik yapsın. Sus ölçü vuruş 1. Do, do. Ben bunu sabah nasıl düşünmüştüm diye bakıyorum. Do, ha. Şöyle girin, geniş mi almıştım? Do, do. Tamam. Sol alalım. Alto'da. Nota G4 tamam. Birlik vuruş 1. Soprano'da da ince mi alalım. Altılar aldık buna göre. Alt 6 yapayım. Nota E5 birlik vuruş 1. İka korbu. Aşağı iniyorum. Bu arada bir kısa yol tuşu öğrendim ama geçerli olacak mı? Kontrol alt aşağı ok. Akorun en altına gidiyormuş. Kontrol alt yukarı ok da en üstüne gidiyormuş. Ama Jaws'da bu çakışıyor. Jaws'da kontrol alt aşağı yukarı ok tablo içerisinde dolaştığı için çalışmadı burada. O yüzden biz alt aşağı okla gidelim. Belki Nevada'da yapıyordur. Aa ben bir dakika Nevada'dayım ben ya. Bakayım. Yatay. Aa o da gitmedi ya. Neyse hayır, tamam. Yok Nevada'da da olmaz Kerim Bey. Onda da tablo komutu. Aynı. Tamam. Aynı. Onlar o zaman tabii şimdi biz ekran okuyucu kullandığımız için onlar news score için onu koymuşlar. Gitmişler. Hani evet. Bizde çalışmayacak bu tabii. Tamam okey. Yani bir defalık tuşları iptal etmeyi kullanmaya da gerek yok. Öyle bunu biz başka türlü gideriz. Şimdi ikinci notaya geçiyorum. Nota D3 birlik ölçü 2 vuruş. Aralık koyacağım üstüne süre işareti yani için yani 7'ye basmama gerek yok. Şimdi do do sol mi. Hadi bakalım bunu ikinci akorumuz re ile başlıyor ama sol majör akoru bu. Nasıl yapalım? Do do'yu nasıl götürelim arkadaşlar? Sol do majör kalacaktı akoru... zaten. Bastaki do kalacaktı. Ha yok yok. Bu şey değil. Bu adımsal yürüyüşün örneği bu. Bu adımsal yürüyüşün örneği. Yani do re mi diye vermiştim. Ha pardon. Şey bastaki re kalacaktı zaten. Onu diyecektim pardon. Bastaki zaten re'ye gidecekti. Ha tabii tabii re'yi yazdım. Zaten arkadaşlar armoni ödevlerinde hani geçen hafta biz biraz korojörü onu da araştırdık. Hani şöyle bir ödev verme şekli var. Yani şey bas partisi yazılıyor. Onun altına şifrajlar yazıyor. Korojörü hoca çok daha iyi biliyor. Ben o kadar yani öyle çok fazla bir şey çözmedim. Yani sadece bunu duydum tabii. Yani gözümle de görmedim. Elimle de çok temas etmedim ama bu şekilde duydum. Yani bunların altlarına bir şifrajlar yazılıyor. Mesela do'nun do majörün kök sesi olduğu ifade ediliyor. Re'nin 5. derecenin hani ikinci çevirmiş olduğu ifade ediliyor. Mi'nin de işte demek ki do majörün 1. çevirmiş olduğu ifade ediliyor. Şimdi biz ne yaptık? Piyano sablonu yatay seçim yok seçim yok. Adım adım nota girişi modu. Tamam, nota dönüş birlik ölçü. Şimdi do'yu re'den hani alttaki re belli dediğiniz gibi incedeki do'yu ne yapacağız? Sol majör için. Yani akorumuz sol si re ya. İkinci akorumuz hani aslında dominant akor sol majör ama basta re var. Şimdi do'yu re'ye götüremeyiz. Yani hep en yakın seslere götürüyoruz. Sekizli paralel çıkacak, değil mi? O zaman tenordaki do'yu ne yapacağız arkadaşlar? Si'ye getireceğiz. Si'ye getireceğiz. Altılar alıktır bu. Alt altı basıyorum. Nota B3 birlik vuruş 1. Bakayım B3 diye söyledi. Nota B3 birlik vuruş 1. Alt yukarı okla. Sus ölçü vuruş 1 dizek. Birinci dizeye çıktım. Her ihtimal karşı bir 7 basayım burada. Sus ölçü vuruş 1. Şimdi do do sol miydi pozisyon. O sol bize nasıl göz kırpıyor? Burada kal diyor. Kal diyor. İşte eğik hareket, oblik hareket. Tutalım onu. Hemen buraya bir ne yazacağız? Sol yazacağız. G yazacağız. Nota G4 birlik. Şimdi ne oldu pozisyon? Do do şey do do solden do do sol mi'den re si sol.
Ragıp, sesin çok kesintili geldi ama bir daha söyle. Re, si, sol. Bir daha söyle Ragıp. O mi'yi ne yapacağız? Herhalde re'ye indireceğiz değil mi? Oluyor mu? Bir dakika. Re, si, sol. Re, si, sol, re olacak diyorsun değil mi? Tamam, tamam Ragıp. Deniyoruz o zaman kafamızda. Kontrol yapalım. Re, si, altılı aralık. Re, si, sol. Re, sol, dörtlü aralık. Si, sol, altılı aralık. Şimdi o re yukarı geldi. Bir dakika ne demek? Re, si, sol, re. Ha, orada bir sol re var, bir de re, re var. Nereden geldi bunlar arkadaşlar? 3'ten 8'e, do, mi'den re, re'ye. Do, mi'den, bravo. Bir de sol, mi'den 6'dan 5'e. Sol, tamam. Yani birisi sabit mi kaldı onun? Biri sabit kaldı, evet. Sol, tamam, o zaman bir sıkıntı yok. Tamam. Sol, sabit kaldı. Ragıp kesik geldi sesin ama bana en azından. Sabit, evet, kaldı yani, dedi sanırım o da. Tamam. Yani öyle çıkardım. Yok. Tamam. Bir dakika. Notayı 5. Nota G. Bu solün üzerine re'yi 5'li olarak koyuyorum. Alt 5 yapınca. Nota D5 birlik vuruş 1. Şimdi aşağı iniyorum. Alt aşağı okula. Re'deyiz. Bir de arkadaşlar şu mi çözümünü yapalım. Hani öteki notalara gerek yok. Hemen sonra apojitürleri hızlıca çözeriz. Yani şeyleri, o pedalları yaparız. Sağ okula nota mi'ye geçtim. Bu mi'nin altında da şey olduğunu varsayalım. Bunun do majörün birinci çevrilmişi olduğunu ifade eden şifraj olduğunu varsayalım. O şifrajları da yine bir dersimizde hızlıca konuşuruz. Koroyucu onları söyler bize. Şimdi bunun üzerine do majör akoru bu. Aslında do mi sol bu. Ama birinci çevrilmiş oluyor. Pozisyonumuz neydi? Re sol. Bu arada çiftlemelere bakalım. Re si sol re olduğunda bakın dikkat ederseniz ne çiftlendi arkadaşlar? Re beşinci. Beşli çiftlendi. Kuralımız neydi? Önce kök ses, sonra beşli mecbur kalırsak, sonra da üçlü diyorduk. Bakalım bu mi ile gelen do majörde ne çıkacak bahtımıza. Şimdi re, si, sol, re. O si nereye gidecek? Do'ya gidebilir. Yani zaten sensibil değil mi o? Evet. Do'ya gitsin bakalım. Mi'nin üstüne do koymak için. Notaya 3 birlik ölçü 3 3 1. Altılı ok koyuyorum. Yani nota yazmıyorum. Shift'le yazmıyorum. Shift'le de yazabilirim de. Alt 6 yapıyorum. Nota C4 birlik. Koydu. Alt yukarı okla yukarı çıktım. Sus ölçü vuruş 1. Sus partiye 7'ye bastım ki birlik olsun. Sus ölçü vuruş 1. Karşı. Re, si, sol, re idi. Mi, do. Re, si, sol. Sol'e ne yapalım? Hocam fa'ya çekelim. Yani tabii ki sol'de kalsın. Altolar yürüdü bayağı yani. Haydi dedim orada sus 4 mus 4 bir şey mi yapıyoruz? Yok. O zaman bir dakika neydi o nota? Bana söyleyin. Sol'dü. Sol. O zaman dur bir dakika. Tamam G'ye basıyoruz. Nota G4 birlik vuruş 1. Yukarıda bir R'miz vardı. Sol, sol, işte R, si, R, sol. Pardon. R, si, sol, R'ydi. Biz neye dönüştük? Do, pardon. Mi, do, sol. Hadi onu ne yapacağız? Bence do olsun. Do çiftlensin. Zaten harika. Yani hem do çiftleniyor, güzel oluyor. Kök ses çiftlenmiş oluyor. Gerçek kök diyelim. Hem de zaten bir dakika re, yani re, re'den zaten mi'ye gidemeyiz. Yani o sekizli paralar yani çünkü re, re vardı dış partilerde. O yüzden onu do'ya indiriyoruz. Sol'ün üzerine dörtlü koyuyorum. Alt dört. Nota C5 birlik. Şimdi bu dört partiyi dinleteyim. Hatta nota F3 birlik, nota E3 birlik ölçü 5, nota F sus birlik, nota E3 sus birlik. Şu nota sus. Sildim arkadaşlar. Sus. Ödevim bu kısmı bu kadar olsun. Daha çok zaman kaybetmeyelim. Çünkü bağlantıyı görüyoruz. Dinleyelim.
Normal mod. Dur. Nota C4 birlik. Orada boşlukla durdurdum. Yeni bir kısa yol tuşu öğrendik bu hafta. Shift L kalkış noktasına döndürüyormuş. Shift L'ye basıyorum. Nota C4 bir. Ve do sesini veriyor. Tekrar dinletiyorum boşluk tuşuyla. Nota C4 birlik duruş bir. Do majör. Bakın kötü tınlamıyor. Normal mod. Nota C4 yani, birlik duruş bir. Hatta şöyle enteresan var. Orada iki tane R olduğunu ben sanki hissediyorum. Nota C4. Yani bir beşliler hissediliyor ama kötü tınlamıyor bakın. Nota C4 birlik duruş bir. Normal mod. Biz demek ki hatası yapmadık değil mi arkadaşlar? Do mi değil mi oradan? R'ye açıldı. Tamam. O bir sekizli duyuluyor ama. Peki arkadaşlar. Bunu çok güzel oldu bu. Şimdi hemen 1-4-1'im yapıyorum. Nota C4 birlik vuruş. Bakalım. Nota B3 birlik ölçü 2 vuruş. Nota C sus birlik ölçü 4 vuruş. Yeni ölçüye doğru sağ okla gittim. Alttaki dizekteydim. İki sesleri duydum. Her ihtimal karşı alt aşağı. Sus birlik vuruş 1. 7'ye basıyorum. Birlik notu olsun diye. 3 tane do koy. 3 tane do koyacağım. Bir dakika. Tamam 3 tane do koyacağım. Adım adım nota girişi modu. Nota C3 birlik. 3 tane do koydum. Nota C3 birlik ölçü 5 vuruş 1. Nota C4 birlik ölçü. Nota C3 birlik. Birliği aldım arkadaşlar. Bir do majör akoru yazıyorum. Bu sefer daha basit yazacağım. Hemen üzerine bir tenora yine do dedirtiyoruz. Oktav alt 8. Dosya alt de. Bölme düğmesi. Nota C. Koyduk. Alt yukarı okla üst partiye geçtim. 7'ye bastım. Do, 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 mi, sol şeklinde olsun. Hadi bu çok genişletmeyelim bunu. Piyanistimiz de kolay çalsın. Bir mi koyuyorum buraya. Nota E4 birlik vuruş bir. Bir de aslında bunu yürütüverseydik ya. Mi, fa. Nota F4 birlik vuruş koyalım. Bir. Nota... Hani do, mi, sol, do, fa, la'ya gidecek ya. Biraz işin şimdi pratiğine kaçtık. Nota fe, nota. Şu mi fa mi'yi de üçlü aralıklarla beziyorum alt üç yaparak. Nota G4 birlik vuruş bir. Nota fe, nota A4 bir, nota E4, nota G4 bir, nota A4 bir, nota G4 birlik. Aşağı iniyorum. Do do'ydu. Şimdi do do mi sol oldu. Do do mi sol. Nota C3 birlik. İki do'muzda fa majöre geçiriyoruz ama yukarıda tenorda do vardı. Ne yapacağız arkadaş o do'yu? Geçen hafta tutmuştuk. Aynen bu hafta. Yani zaten yukarıdaki pozisyonu biz Elif hazırladık şimdi. O mi sol'ü fa la'ya götürdük. Hani işi çok uzatmayalım dedik. Biraz pratikten gittik. Fa la'yı uzatınca oraya da do'yu koymak durumundayız. Onu da alt 3 şey alt 8 yaparak pardon. Dosya alt de. Pardon. Bölme düğmesi. Nota. Koyduk. Ve sonraki akorda gidiyorum arkadaşlar. Tamam, do'muz var. Nota C, nota C. Do'muz var. Bunun üstüne zaten biz en yukarı mi sol'ü koymuştuk. Alto ve soprano'da. Bunun da üstüne bir daha do koyarsam, bir daha do koyarsam işi bitirmiş olacağım. Zaten oh ne iş. Tenorla bas 3 notadır. Do, do, do diyorlar arkadaşlar. Sekizimi koydum. Dinleyelim. Nota C. Nota C4, nota C4, bakın. Nota C4 birlik, nota C4 birlik. Nota C4 birlik vuruş bir. Boşlukta durdurdum. Normal mod. Nota boşlukta C4 durdurup tekrar boşluğa basarsam normal. Akmaya devam ettiği için oradan devam ediyor ama Shift L'ye basarsam o 1, 2, 3, 4. ölçüye dönüyor. Bu haftanın şeyi oldu yani bir işimize yarayan bir çözüm oldu. Bir daha çalalım. Nota C4 birlik vuruş 1. Evet burada. Normal mod. Hani nota C4 birlik vuruş 1. Do sesi. Do mi sol. Kök çiftlenmişti. Do majör akoruydu. Birinci dereceydi. Sonra ikinci derece fa majör. Ama beşlisi basta. Do basta. Baktık hepsini birini eğik hareket yaptık tuttuk. Tenoru do'da tuttuk. Mi sol de sopranomuz ve altomuz hiç zorlanmadan. Mi sol fa la. Yani onlar için zor olmayan sesler bunlar. Oraya gittiler. Zaten do majöre dönüyorduk. Orada da yine tenorumuzu tuttuk. Bas zaten pedalda kaldı.
ve mi sol'e de tekrar pardon fa la'yı da mi sol'e indirince hiç kontrol yapmadım çünkü hep do do'lar sabit kaldı. Eğik hareketle geldi ve buradaki işte do fa la'daki fa majör akoru ikinci çevrilmiş ama pedalla kaldığı için burada yasak değildi. Biraz evvel Koray Hoca ile konuştuk. Eğer biz buradan bir küt diye mi minör'e atlamaya çalışsak o zaman biraz sıkıntı olacaktı. Bunu isterseniz Koray Hoca'nın dediği gibi hani şeyle açıklayalım. Genel müzikte yani böyle bir akışın yürümeyeceği zayıf dereceler kuralıyla açıklamış oldu. Ben ise şey diyorum hani o ya o biraz daha teknik ve üst seviye bir açıklama. Ya unutursam diyorum. O zaman şöyle ben kodifiye ediyorum. Abi o zaman diyorum ben şeyden sonra da gelse eğik hareketle pedaldan sonra da gelse sen ne olur ne olmaz atlama. Yani bitişik bir şey koy da oraya. Bir akor koy da şöyle hemen. O da artık onu da ikinci yani onu mesela o da acaba o da ikinci çevirmiş olabilir mi? O da tartışılabilir. Belki o sorunun cevabıyla bitiririz dersimizi. Ama yani oraya şöyle güzel bir kök akoru koyalım da mesela ne bileyim işte re minöre gitsin falan gibi diyeceğim. Bu armoni böyle kazasız belasız yürüsün. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar ikinci çevirmiş akorlarıyla ilgili. Son olarak sorumuz ve Koray Hoca'nın bu konuda hani söyleyeceği bir şey varsa dersimizi yavaş yavaş bitirebiliriz. Sorusu olan arkadaş olabilir ama benim ekleyeceğim bir şey yok hocam. Çok güzel açıkladınız. Teşekkür ederiz. Biz de çok bir tek şeyi göstermediniz. Onu yazmak ister misiniz? O sol do mi sol si re çözülüşünde apojitif yani olarak. Onu sonra mı yapalım dediniz? Aşağı yukarı. Hani, geldi o yüzden. Hemen hemen benzer bir şey gibi yapacağımız diye düşündüm ama Koray Hocam. Hayır, direkt sol do mi sol si re diye ben şey yaptım ya. Öyle alırsanız apojitif olur diye. Oradan başlamak. Onu yazmak ister misiniz diye şey. Yazı vereyim. Tamam. Yazı verelim. Yani sol si re sol do mi sol si re yapmayacaksınız da direkt sol sol do mi diye başlayıp sol sol si re'ye çözerseniz. Tamam. Hemen şöyle yapalım. Şimdi bir basta sol alıyorum. Diyorum. Adım adım nota girişi modu. Nota B2 birlik vuruş 1. Nota B bemol. Nota A2. Nota A bemol. G2 sol. Bu arada hocam aynısını do do fa la do do mi sol olarak da yapabilirsiniz. O zaman da apajatürü plegayka dansı olarak yapmış olursunuz. Evet tamam. Ya orada bizim aklımızda tutacağımız do fa la şeklinin güçlü zamanda gelmesi. Güçlü yani zamanda gelmesi evet. Tamam. İkinci çevrilmişin güçlü zamanda gelmesi. Evet, ikinci çevrilmişin güçlü zamanda gelecek. Tamam. Şimdi ben solümü koydum. Sol. Baslara kalın sol koydum. Bunu pozisyonu artık kafamızda hani şey yaptık. Bir dakika nasıl yapalım? Tenora soldo. Sol mi sol do yapın hocam çok güzel olur öyle. Nasıl yapayım Koray Hocam? Tenora mi'yi koyun şeyi üstteki orta oktavdaki mi'yi koyun. Tamam. Yani şöyle yapıyorum. Altılı yukarısı değil de. Altılının bir oktavı. Tamam. Evet. Harika. Bu arada bassa tenor arası bir oktavı rahatla geçebiliyordu arkadaşlar. Onda sorun yoktu. O yüzden altılı koyuyorum. Altı basıyorum üzerindeyken koydum. Onu bir oktav içeri çıkarmam lazım. Tamam yani dediğimiz miye geldi bu. Altta sol var. Nota G2 bir üst partiye çıkıyor. Ortaya da solü koyarsınız. Sopranda doğuyu. Tamam. Şeyimi koydum. Uzat. Yani 4 vuruş olsun diye 7'ye bastım. Bir sol için G'ye bastım. Bir de 4'ler alık için nota alt 4 birlik vuruş 1. Şimdi nota C5 birlik vuruş. Tamam. Sağ tarafa aşağı indim. Oka bastım. Tekrar bir birlik olsun diye 7'ye bastım. Yine bir sol için G'ye basıyorum. Şimdi düşünelim. Nota G2. Neydi pozisyonumuz? Sol mi sol doydu. Sol yerinde kalacak. Mi de yerinde. Bir dakika. Ne yapıyoruz biz? Mi re'ye götüreceksiniz hocam. Sol re sol si olacak herhalde tamam, değil mi? Evet. Yani en yakın pozisyonlar. Kalında sol var. R'ye götüreceğiz. Beşli aralıktır R. Sol'e göre. Alt 5 basıyorum.
Ama bir oktav yukarı alıyorum onu. Nota D3. Çünkü o mi re re'miz geldi ama bu nota fa anahtarında yazılıyor. Biraz bayağı tepelere çıktı nota. Onu biliyoruz. Alt yukarı okla partiye geçtik. 7'ye bastık. Birlik çıksın diye. Efendim sol mu vardı orada? Evet. Değil mi? G koyuyoruz. Sol değil mi? Sol siri. Bir de G'de. Si koyacağız değil mi hocam? Evet hocam. Alt 3. Şimdi geri gelelim ve tırnatalım. Şu sol doğrusu bu. Bakın. Nota C5 bir. Nota C5 birlik. Evet. Farkındaysan asılı kalıyormuş etkisi veriyor zaten. Evet. Evet. Yani 5. derecede kalmış olduk. Çekende kaldık. Sonra aslında do mi sol do'ya dönerseniz, yani basta sol değil de do mi sol do'ya dönerseniz tam aslında bir kadans yapmış oluyorsunuz ama ilk kullandığınız ikinci çevrim akoru olan 4-6 bir apajatür 4-6 akoru işte. Yani aslında o, onu biz neredeyse dominant olarak yorumlayacağız değil mi Kore Hocam? Evet evet, aslında dominant üstüne gelmiş bir apajatür akoru zaten o. Yani yukarıdan yaslan, yani adamlar onun dominantın üzerindeki notalar yukarı doğru baş kaldırmışlar tabiri caizse. Sonra arkaya doğru itilince, Tony'e doğru itilince, pardon, bu da dominant kendine çekmiş onlar oluyor gibi. Dominantı düşünce, evet. Gel abi yerinize oturun demiş ve onlar arkaya doğru yaslanıp sol majörün üzerine düşmüşler. Biz bunu 4 vuruşa 4 vuruş yaptık ya, 5 vuruşa 3 vuruş yapmış olsak o zaman gecikme mi olacaktı? Sanki onun hissiyatı daha mı güzel olacaktı yani şey? Hissiyatı daha güzel olmayacaktı. Ben gecikmeyi istersin. Yani şimdi bu tabii ki konu konuyu açacağı için şey. Onu 2 hafta sonra falan konuşsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam, peki. Yani evet, şimdi açıklarım ama o başka bir soru doğuracak. O da başka soru doğuracak. O yüzden uzar o iş. Tamam, o zaman bunu valla ben bir tamamını dinleteyim, şöyle ödeyim. Öyle kapatalım. Hocam isterseniz o sonuna ama bir do mi sol da akoru koyun ki o kadans etkisini de almış alalım isterseniz. Son akor olarak do mi sol do yazın. Nota 4 birlik ön. Nota C5 bir. Nota 5 ölçü ölçü 9 vuruş 1. Nasıl? Şimdi 7'ye bastım. Gerçekten do koyuyorum. C'ye basıyorum. Bu iyi bir do. Adım adım nota. Pozisyon neydi arkadaşlar? Sol. Koyacaksınız tenora. Bir kesinti oldu. Hocam neydi? Tenorda mi olacak. Ha, mi olacak değil mi? Tamam. Sol mi sol. Do yapmıştık herhalde değil mi? Evet. Tamam. Şimdi ilk boyum ama mi'yi oktav yukarı alıyorum. Nota. Yukarı çıkıyorum. Nota 4 birlik vuruş 1. Uzunluk sus, ölçü, ayarımı vuruş, yapıyorum. Sus, ölçü. Sol olacak altıda. Sol olacak. Onun üstünde do olacak galiba. Onun üstünde de do olacak hocam. 4 taraf. Çünkü 3 akoru çalarsanız daha şey olacak. Oh. Ofa nereden çıktı bir dakika? Bir şey güzel. Sus ölçü ölçü 10 vuruş 1. Nota F5 birlik ölçü 9 vuruş 1. Dosya alt D. Böl nota E5. Tamam. Nota E, nota D, nota D5, tamam. Nota C5. Nota çalıyorum nota, bir dakika. Nota B, nota. Nota C5 birlik vuruş 1. Seçim yok. İşte, hakikaten o normal do mi akoru aslında dominant gibi duyuluyor. Not, evet. Nota C5 birlik vuruş 1. Şimdi çözüldü. Normal not, nota C5 birlik vuruş 1. Gibi oluyor. Yani o üstünde bu sol bu bas tayin edici oluyor. Üzerindekiler do mi de olsa o bas ben solüm diye bağırıyor. O aşağıya yaslıyor onları ve sonra da gerçek köke çözülüyor. Çiftle yapıyor. Nota C5 normal mod. Nota C5 1 nota C normal mod. Nota C ölçü çizgisi evet. Tek ölçü çizgisi ölçü 1 vuruş ölçü çizgisi. Çevrilmiş. Do majör. 2 birinci. Apajör. Pardon bu peta aldı peta. Do fa do. Şimdi sol üzerine. Sol sire. Ve gerçek do majör. Tamamdır arkadaşlar valla. O zaman arkadaşlar kaydımızı durdurabiliriz. Hepinize iyi akşamlar diyoruz. Bir dahaki 11. dersimizde buluşmak üzere. Ben